Şurada konuşup konuşup bizi bile böyle sinir eden 2 dakikada Sadık Bey 30 sene bu kadının hayatını işkenceye çevirmiş. Hı. Ama hep susmuşsun, hep susmuşsun çocukların için. Evet. Peki izlediğinde ilk gel böyle. Biliyorsunuz bir dua etmiş. Evet. Duası demiş ki neydiyse bir daha söyle bana. Duam. Ben dualara çok inanırım. Duamda dedim Rabbim dedim bunun bütün açıklarını ortaya çıkar. Bütün kötü işlerini. Öyle de oldu. Gerçekten öyle oldu. Çok güzel oldu. İlahi adalet işte. O kadar mutlu oldum ki kendimi daha güvende hissettim. Artık serbest ben gizli giriyordum bu kapıya onun korkusunda. Evet. Seni buradan bambaşka bir kapıdan alıyoruz stüdyoya. Evet başka kapıdan korkarak giriyordum sağlık görmesin diye. Yok biz asla göstermeyiz. Tutuklandıktan sonra ben rahatlıkla geçtim. Hatta avukat beyi de gördü karakola giderken daha çok kendime güvenim geldi. Hı hı. Daha çok yani güvendim artık demek ki dedim. Her şeyi anlattın mı orada? Evet her şeyi anlattım. Ben dedim ki demek ki ben başarabilirmişim. Yalnız yaşamaydı inşallah başaracağım. Dünkü yayınımız ihbar kabul edildi. Sadık Bey buradan polis ekipleri geldi aldı götürdü. Neler oldu bir daha izleyelim. Buyurun. 30 yıl boyunca kocasının şiddetine boyun eğdi. Ben eşimden ilk evlendiğimden 1 yıl sonra şiddet görmeye başladım. Sizi dışarıya attırırım. Sadık Bey oturun oraya. Sakin ol sakin. Gitmeyin oradan arkadaşlar siz de. Rukiye Hanım tüyler ürperten gerçekleri ilk defa Zahide Yetiş'i anlattı. Türkiye'de susan kadınların sesi oldu. Beni istemedi, beni beğenmedi, beni aşağıladı. Ben buna zerre hakkım helal etmiyorum. Yayınımız sonucu emniyet güçleri olaya el koydu. Sen hepimizin annesisin, evet. Hepimizin ablasısın. Evet. Burada konuşamayan, Türkiye'deki konuşamayan kadınların sesisin. Yayın sonrası Rukiye Hanım hızlıca emniyete gitti. Başlasak ekibi olarak Çayırbaşı Polis Merkezi'nin hemen önündeyiz. Yayınımız esnasında Sadık Bey aile içi şiddet nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ve şimdi de müşteki olarak Rukiye Hanım içeriye girerek ifadesini verecek. Zahide Yetiş'te korkular bitti. Rukiye Hanım hayata yeniden başladı. İlk programa çıkmışım. Ben biliyorum ki benim gibi şiddet gören yüzlerce kadın var Türkiye'de. Onlar da çıksın ve hakkını savunsun istiyorum. Benimle ilgilenen Zahide Yetiş programındakilere, buradaki polislere, herkese teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olanlara, benim gibi olanlara da yardım edecekler. İnanıyorum buna. Başvurun, hakkınızı arayın. Zahide Hanım çok iyi bir insan. Programdakiler de öyle. Herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Ellerinden geldiği kadar. Yeniden hayata başlamaya hazırım. Güçlü olacağım. Cesaretli olacağım. Hayatımı yaşayacağım. Biz bu olayın takipçisi olacağız hiç merak etmeyin. Burada öyle atıp tutmalar, zamanında yapılan şiddetler, kafasına silah dayamalar, tortumla dövmeler, 30 yıldır çektirilen işkenceler. Hatta öyle ki ya bir anne ne olur beni çocuklarımın yanında, belki de bu anneler bizi izliyor şu anda. Beni çocuklarımın yanında dövme, onlar uyusun sonra döv diyen bir anne. Böyle bir şey olabilir mi? Evladı depremden geldi bir gece rahat uyusun diye. Kanlar içinde kalıp da dayak yiyip de çocuğunun yanına gidemeyen bir anne. Ya ben söylerken dayanamıyorum ya. Allah bu adamları ıslah etsin. Anneler, çocuklarınızı, kızlarınızı susmak için yetiştirmeyin. Onları dövdürtmek için evlendirmeyin. Bu işkenceyi çekmesinler. Hayat güzel ama bunlarla beraber ölüme gönderiyorsunuz çocuklarınızı. Yapmayın. Siz de baş kaldırın. Kızlarınız da bunu sizden görsün önce. Peki Rukiye, şimdi bu sayfa inşallah hayırlısıysa hayırlısıyla böyle kapanıyor. Evet. Şimdi senin için yepyeni bir sayfa açılıyor. Bundan sonra ne yapacaksın? Sen kursa gidiyormuşsun. Evet. Ben ne kursuna gidiyorsun? Aşçılık kursuna gidiyorum. En güzel yaptığım şeyi tekrar yapıyorum. Daha farklı bir tarz. Ne hayal ediyorsun peki? Bilmiyorum. Belki bir yer açarım. Belki yaptığım yemeklerden herkese tattırırım. Telefonda sana bir sürprizim var. Bir alo de. Alo. Alo. Nasılsınız Rukiye Hanım? İyiyim. Teşekkür ederim.
Çok sevindim. Yemek yapıyor olmanızdan dolayı çok memnunum. Sarap Soysal, Sarap ablam. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne tatlısınız. Hikayenizi dinledim Rukiye Hanım. Ama ben de tabii her zaman şöyle düşünüyorum. Biz kadınlar hep ayakta olmalıyız. Hayata katılmalıyız. Kendi paramızı kendimiz kazanmalıyız. Evet. Ben bunun doğruluğuna hep inanan bir insanım. Sarap abla, şimdi senin pek çok kursun var biliyorum, yemek kursun. Evet. Şimdi Rukiye Hanım aşçı olmak istiyor. Evet. Bir aşçı yetiştirmemiz lazım. Ay ne harikasınız. Çok sevindim aşçı olmak istemesine. Yemek yapmayı seven kadınları daha da çok seviyorum. Şöyle Rukiye, seninle ilgili bir program yapalım. Hı. İlk önce tabii bir formasyon eğitimi de alman lazım. Yemek güzel yapıyor olabilirsin ama bunu kalabalıklara, kişi sayısı artışına göre de yapabilmek lazım. Bunun için böyle bir eğitim almak. Sonra bir yerde de biraz staj yapmak çok iyi olur. Valla sonra bir de bir yerde iş bulduk mu? Evet. Harika bir olur. Bir yardımcı olurum. Valla ben size emanet ediyorum hep beraber. Kadınların gücü adına. Sarap ablacığım çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Her zaman birlikte oluruz. Her İnşallah. Zaman yardımcı oluruz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bu arada en çok sevilenlerden birisi telefonda şu anda. Elanur hatta, kızın hatta. Elanur merhaba. Merhaba Zaydan. Ne hissettin Elanur dün yayın izlediğinde? Ya inanın ki çok sevindik. Biz zaten biz bu anı görmek için hep bekledik. Hep zaten hani biliyorsunuz dava dilekçelerimizi size gösterdik. Yeter ki annem mutlu olsun. Biz her türlü arkasındayız zaten. Sağ olun, siz de çok destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ekibinize çok teşekkür ederim. Aslı Hanım'a ayrıca teşekkür ederim. İç sesimiz oldu bizim oradan. Ne güzel. Peki. Ve hani siz anneme her sarıldıkça ben burada mutlu oldum. Ben ona sarılamıyorum. Siz benim yerime sarılmış oldunuz. Sen uzaklardasın. Ama ben ona böyle kendi annem gibi, ablam gibi sarılıyorum. Pek çok kadın ona sarılmak istiyor aslında. Bir kızı daha var. Diğer kızınızın adı ne? Evet. Ebru. Ebru da hatta. Ebru merhaba. Merhaba. Hoş geldin bir tanem. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun. Annenizin yepyeni hayatının ilk günü bugün. Siz ne hissettiniz? Evet. Yani annemi her gördükçe duygulanıyorum zaten. Bilmiyorum, inşallah iyi olur. Yani o adamın yanına kalmasın. Biz çok çektik, çok. Yani en çok ben. Konuşamıyorum, bilmiyorum. Dağım çok yanında kaldı Ebru. O yüzden mi o daha çok çektim? O büyük kaldığı için hep benim yanımdaydı. Ablam daha çok şahidi. Erkek kardeşimi korumak için. Hani alıp onu... Benim hayatıma mı kararttı ya? Ne diyeyim ben ona? Onun yanına kalmasın gerçekten. Bu gösteriş olmasın lütfen yani. Yok lütfen. Yok. Hiç merak etme. Benim kız güzel kızım. Sakın üzülme tamam. Ben çok iyiyim ha. Çok mutluyum. Çok iyiyim. Çok güçlüyüm. Bundan sonra daha çok güçlü olacağım. Sen benim için hiç üzülme tamam yavrum. Kendini ve çocuklarını düşün. Artık beni düşünme. Canım ya, canım annem. İnşallah daha iyi olursun. İnşallah çok iyi olacağım. Olursun. İyi olacağım. Çok güçlü olacağım. Kendim için, sizin için. Siz hiç annenizi ben özür diliyorum çocuklarım sizden ya. Neden? Çok özür diliyorum. Size bunları yaşattığım için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin bana. Keşke daha önce sizi kurtarsaydım. Her şeyi öğretti. Daha farklı olurdu. Her şeyi öğretti. Cesaretim olsaydı, sizi daha erken onun adamın yanında kurtarsaydım belki sizi okuturdum. Özür diliyorum size. Senin hiç özür dilemeye... Sen özür dileme. Sen niye özür Ben cesaret edemedim yavrum ya. Bugüne kısmetmiş demek ki. Anne ne olur ya, benim yüzümden ağlama lütfen. O adam kendi kendini rezil etti. Sen asla üzülme. Özür dilemekte hiçbir şey yok. Sen hiç merak etme. Biz her türlü senin yanındayız. Bir hayali varmış bu. Ne kadar güzel. Hayal olmayan kadınlar dolu. Evet. Şimdi telefonu kapatın ama yayını izlemeye devam edin. Sizi Gülden Hanım'la tanıştıracağım. Gülden gel lütfen yanıma. Gel. Hoş geldiniz Gülden. Şimdi Gülden'le Rukiye birbirinden farklı kadınlar.
yaşamları, hayata bakışları, eşleri değil mi? Ama ortak bir yanları var. Gülden, senin geçmişinde bir şiddet olayı var mı? Fazlasıyla var Zahide Hanım. 4 yıl gibi kısa bir evliliğimde sayısızca defalar şiddete maruz kaldım. Bir kaybın oldu mu? Kaybım yine aynı şekilde 4 yıl gibi evliliğimde 3 tane evladımı toprağın altına koydum. Rukiye Hanım, konuşacağız. Hatta gitmeyin, siz de oturun buraya, olur mu? 14 yaşında zorla evlendirildi. 14 yaşında beni gelin ettiler, zorla gelin ettiler. Başlık parasıyla beraber ve benim çilem hala devam ediyor ve ben çocuklarımı istiyorum. Filiz'in kızı kime anne diyor? Benim kızımı elimden bir günlük yerine aldılar. Karşımda gözümün önünde acımadan yengesigile verdiler. Benim kızım beni bilmiyor. Amcasını baba olarak biliyor, yengesini anne olarak biliyor. Ben çocuklarımı istiyorum. İkinci kızını kim göstermiyor? İkinci kızımı da damadım yüzünden göremiyorum. Çocuklarım annesini bilsin istiyorum. Ben çocuklarımı istiyorum. Tek istediğim bu. Filiz kızlarına kavuşabilecek mi? Zahide abla, lütfen sana yalvararak söylüyorum. İki kızımı da bulup bana verir misin? Lütfen yalvarıyorum sana. Gerçekten ciğerim yanıyor. Gerçekten yemin ederim. Allah rızası için bana yardım et. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Sizin ikinci evliliğiniz mi? Ya da eşinizin? Evet, benim ikinci evliliğim. Eşimin de ilk evliliğim ben. Benim ilk evliliğimden 19 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Severek mi evlendiniz? Evet, 2014 yılında tanıştım. İlk gördüğümde aşık olduğum adam da o benim için. 4 yıl flört dönemimizden sonra 2018 Kasım'da evlendik. Üniversite eğitimini almış, yüksek lisansını yapmış. 27 yıldır çalışan bir kişi, yönetici olarak çalışan bir kişi. 27 yıldır yönetici olarak çalışıyor. Aynen. Gülden, neler yaşadın peki? Evlendiğimizde Oktay kadro aldı. Batı Marmara İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı. Batı Marmara İnsan Kaynakları Müdürü oldu bu büyük şirkette. Evet, çok aynen. Ciddi bir pozisyon. Kesinlikle öyle ve benim işten ayrılmamı geliri zaten... Geliri de arttı. Tabii geliri de arttı ve benim çalışmama gerek olmadığını söyledi. Dolayısıyla hamile kaldım ve çocuğumuz oldu. Her şey çok normal, sıradan ilerliyordu. Aslında o hamile olduğum dönemlerde eşimin ailesinden bir şeylerden şüpheleniyordum. Garip giden bir şeyler vardı. Bebeğimiz dünyaya geldiğinde hiç ağlamadı Zahide Hanım. Hatta Oktay'la birlikte girmiştik doğuma. Hemen yoğun bakıma aldılar. Solunumunun olmadığını söylediler. Sonra yapılan testlerde yaklaşık 2 gün sonra ben bebeğim yoğun bakımda bırakıp eve geldim. Çünkü bebeğim kendi solunumunu yapamıyordu. Ve sonra 2 gün sonra hastane bizi aradı. Ben zaten süt sağıp bebeğime götürmeye çalışıyorum. Hastane aradı, sonuçlarımız belli oldu. Gelin dediler, görüşelim. Gittiğimizde bebeğimin yaşadığı süre boyunca nefes alamayacağını, makinalara bağımlı olacağını, emme yutma refleksinin hiç olmadığını, olmayacağını, boğazından trakeostomi açılacaktı ve beslenmesi karnından bir hortumla yapılacaktı. Ne kadar yaşayacağı belli değildi. Bir annenin bunları duyması çok acı bir şey. Bir sürü testler yapıldı daha sonra bebeğime. İsim konuşmadınız bebeğimizin? Bebeğimizin ismi Atahan ve Tunahan'dı. İlk oğlum Atahan. Atahan kaç gün hayatta kalabildi? Atahan 78 gün yaşadı. Öyle çok kötü bir 2,5 aylık 78 günlük bir süreç geçirdik ama ben o dönemde bir sürü beyin cerrahına ulaşmaya çalışıyorum, genetik doktorlarına ulaşmaya çalışıyorum. Peki bu sırada Oktay Bey hep yanınızda mıydı? Fiziken yanımdaydı. Aynı acıyı beraber paylaştınız. Fiziken yanımdaydı. Tabii onun da çocuğuydu. O da üzülme anlamında üzüldü. Fakat üzülmüştür benim... Üzülmüştür yani. Tabii kesinlikle. Hani üzüntüsünde bir şey diyemem. Çünkü biz birlikte giriyorduk yoğun bakıma. Birlikte seviyorduk fakat onu. Fakat dediniz. Fakat fiziken yanımdaydı. Fakat ruhen yanımda olamadı. Çünkü benim lohusalık dönemimde kayınvalidem yanımdaydı. Hastaneden geliyoruz Zahide Hanım. Zaten doktordan duyduğumuz şeyler inanılmaz kötü. Çocuğunuz hani her an her şey hazırlıklı olun. Makinenin ayarları her gün bir üst seviyeye çıkıyor. Ben yarın geldiğimde acaba çocuğumu görebilecek miyim? O vardı hani bu ruh haliyle eve geliyoruz. Ben başımı Oktay'ın omzuna koyuyorum. Çünkü bana o anda güç olabilecek tek kişi o. Fakat kayınvalidem... Oğlum zaten çok yorgun Gülden, sen başını o tarafa koy gibi. Cuma günü saat 2'ydi.
Doktorlar aradı. Bebeğinizin durumu ağırlaştı dedi ki biz zaten son gördüğümüzde vücudunun ödem yaptığını ve şiştiğini fark ediyorduk. Nabzı düşüyor, makineler var. Zaten sürekli makinelerden takip ediyoruz. Bakıyoruz nabzı 80, 30, 50, 40, 20 derken en son ben saat 2'de o çizginin düz olduğunu gördüm. Hani bir insanın evladının öldüğü ana şahit olması çok acı. Hatta dışarıya çıktık biz. Doktor kalp masajı yaptı. Ben tabii hala o bip sesini duyuyorum. Sonra geldi yanımıza. Doktor bir 10 dakika kadar kalp masajı yaptı. Doktor yanımıza geldi. Ben gelişten anlıyorum çocuğumun hayata dönmediğini. Doktor bana söylemeye çalışıyor yani bebeğiniz geri gelmedi diye. Ama diyorum ki hayır gidin. Gidin daha çocuğuma. Gidin devam edin. O ölmeyecek diyorum. Gitti doktor. Sonra bir 5 dakika kadar sonra tekrar geri döndü ve kaybettiler maalesef. Ben içeriye girdiğimde çocuğumun yanına göğüs kafesinin kırıldığını gördüm kalp masajından dolayı. Hani onu geri döndürmek için o kadar çok kalp masajı yapılmış ki. Ve çocuğumu ilk defa ölü olarak kucağıma aldım. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Allah sabırlar versin. Peki Gülden, o zamana kadar en azından birdiniz sanki. Yani o zaman şiddet var mıydı hayatında? O zaman yoktu. Ben ilk şiddetimi 1 Ocak 2020 tarihinde, yani evlendikten tam bir yıl sonra, hamileyken de fark ettiğim ama çok önemsemediğim ve çok da takip etmediğim eşimin sosyal medyadan bir tane kadının ama vücudunu teşhir eden kadınların fotoğraflarını beğendiğini görüyordum. Dedim ki bunu yaptığını fark ediyorum ve hoşuma gitmiyor. Ben başka bir erkeğin fotoğraflarını beğeniyor olsam devamlı senin hoşuna gider mi? Hı hı. Tabii ki de hoşuma gitmez ama sen abartıyorsun, saçmalıyorsun. Onu da nereden çıkardın? Hani aynı Cem Yılmaz replikleri gibi cevaplar verince siz sorunu konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla bunun sonucu da tartışmaya giriyor ve en sonunda seni ilgilendirmez. Ben istediğimi yaparım, beğenmişim de ne olmuş gibilerle şiddete gelmiş oluyor. Ya bu arada şiddet demişken ciddi bir şiddetten bahsediyoruz yani. Oğuz Bey bir hazırlayalım mı o fotoğrafları bir görelim. Bakın blurlu kadının gözleri şiş, patlamak üzere bir şişlik, morluk. Diğer fotoğrafları da verelim lütfen. Ha, güzelim kadını ne hale getirmiş. Bakar mısınız? Size bayağı bir erkeğe şiddet uygular gibi. Ben bu darpımda kendimi koltukta üzerime Oktay'ın oturmuş gözümü yumrukladığını hatırlıyorum Zahide Hanım. Kendimi nasıl aynaya attım bilmiyorum. Çünkü gözüm çıktı zannettim. Bu kadar şiş gözüm. Beni hastaneye götür diyorum çünkü korkuyorum. Gözüm çıktı, bir şey oldu gözüme. Beni alıyor, koltuğa atıyor tekrar. Beni hastaneye götürmek istemedi. Nihayetinde beni hastaneye götürdü. Tabii ben ağlayarak gözüm şiş ve buz torbasıyla gidiyorum. Normal bir durum değil. Doktor dedi ki sana ne oldu? Ben düştüm dedim. Gerçeği söylemedim. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ya hani söylemek istemedim. Biz gecenin ikisi üçü hastaneden çıktık. Doktor bana bir krem verdi. Dedi ki bu kremi al hani morluğunu almış olsun diye. Ben de bu arada gözüm zonk zonk acıyor böyle. Dedim ki kremi alalım bir nöbetçi eczane bakalım. Dedi ki ne halin varsa gör ben sana krem falan almam. O benim o kadar ağrıma gitti ki. Beni bu hale sen getirdin. Hatta seni sakladı. Ben hastaneye gittim söylemedin ve sen bana doktorun verdiği kremi bile almıyorsun. Siteye girdik o apartmanda arabasını otoparka bırakırken ben yukarıya çıktım hemen polisi aradım. Dedim ki eşimden şiddet gördüm beni hemen gelin alın. Polisler geldiler hemen 3-5 dakika içerisinde ve sonra şikayetçi oldum ben eşimden. Peki. Sadece şiddet mi, aldatma da var? Evliliğimiz boyunca fark etmedim Zahide Hanım. Fakat boşanma davası açıldıktan sonra ben 13 Ocak 2023 tarihinde boşanma davası açtım. Geçtiğimiz Eylül ayının başında Oktay benimle tekrar görüşmek istediğini, sorunlarımızı çözelim, belki çözebiliriz, ben yaşadıklarımızdan, olanlardan çok pişmanım, belki bir sağlıklı çocuğumuz olabilir diye yaklaşık bir ay gibi, zaten kendisi İstanbul'da yaşıyor, ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e geldikçe görüşüp işte ya da hafta içerisinde telefonla haberleşip, şey düşünüyorsunuz yani size bu adam bunları yaşattı ama yaklaşık bir yıldır da ayrıyız. Acaba güzel, şey değişir olabilir mi? Aslında, değişir mi? Bu arada bu aldatmayı
yakalamışsınız aslında. O fotoğrafı bize de gönderdiniz, verelim mi? Şimdi bakın, aynı fotoğraf, aynı açı, aynı yer. Fakat farklı iki kişi. Biri sizin eşiniz, diğeri kim? Diğeri de sosyal medyadan ekli olduğunu gördüğüm kişi. İsim verebilir miyim bilmiyorum ama ben eminim. Tabii. Beyza Orhan isimli, para karşılığı birlikte olunan bir kişi. O bir aylık gibi görüştüğümüz dönemde ya şey diyorsunuz, acaba bir gün önce olabilir miydi? Bir şey oldu mu? Çünkü diyor ki hayır, ben başka hiç kimseyle birlikte olmadım. Peki dedim, bakalım o zaman telefonunda bu kişi kayıtlı mı senin, telefon numarası? Akıllıca. Tesadüf olsa sonuçta kayıtlı olmayabilir. Hmm. Baktık, evet, Beyza diye kayıtlı telefonunda. Peki aynı Beyza mı? Aynı Beyza, çünkü WhatsApp resminden bakmış oldum. Ha. Yüzleştirdiniz mi kocanızla? Yani bu fotoğraflar... Tabii, ben Antalya bölge olduğu için Antalya'dan Ahmet Soyçupur'la ve Kuşadası'nda bir mağaza müdürüyle o villada kaldım. Bak sana hesap dökümünü göstereyim. Bak, Ahmet Soyçupur 18 bin lira para gönderdim. Bu kim? Aynı mağazada mı çalışıyorlar? Aynen. Tabii ben dedim ki Ahmet Soyçupur ve bölge müdürleri var, Beyza var dediği zaman 3 kadın 3 erkek orada o geceyi orada konakladıklarını itiraf etmek durumunda kaldım. Peki, Beyza Hanım'a ulaştık fakat yayına bağlanmıyor. Ama kendisi şunu söylüyor, hemen aktarabiliriz. Söyleyin arkadaşlar, Oktay Bey'i asla tanımadığını söylemiş. Tabii. Peki 30 Temmuz tarihinde nasıl Instagram'da eklilerdi? Sadece Instagram'dan bana yazdıysa da ben bunu bilmiyorum, fark etmedim. Çok şaşırdım. Çok ilginç. Ve telefonu kapatmış. Şu anda Oktay Bey telefonda, eşiniz Oktay Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Merhabalar, ben dışarıdayım şu anda, yayını izleyemiyorum. Bakın ben yüzleşmek için, Zahide Hanım, ben yüzleşmek için aramadım. Peki eşinize şiddet uyguladınız mı efendim? Ben hayatım boyunca hiç kimseye şiddet uygulamadım ama şiddete uğradım. Şiddete uğradığımda da bu ülkenin karakollarına gidip şiddete uğradığımı şikayet ederek de belirttim. Bununla ilgili elimde her türlü yasal bilgi, belge ve dayanak da var. Peki biz fotoğraflar gördük burada. Eşinizin gözü şişmiş, bakın, kanlar içinde yüzü. Bakın, eşimin ok gösterdiği fotoğraflar ve eşimin dişinin kanadığına ait olan fotoğraflar. Evet. Eşimin dişiyle ilgili olan konu, evde ayağını sayıp düşüp yüzünü ve dişini yere çarpmasından kaynaklıdır. Bu düşme fotoğrafı olamaz. Bakın, Oktay Bey. Yani ne oldu? Gözünün üzerine mi düşüyor ve tek gözünün üzerine mi düşüyor? Buyurun. Yok, şöyle söyleyeyim. Zahide Hanım ilgili konuyla ilgili gidip karakolda şikayetçi olmuş. Ertesi güne gidip şikayetini geri almış. Savcılık soruşturmasında da eşimin bu beyanlarının ve ifadelerinin çok soyut ve sağlam kanıtlara dayanmadığından dolayı hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir. Bununla ilgili elimde eşimin cinnet geçirdiğine dair tarafımı defalarca arayıp cinnetli haliyle kaydı aldığım ses kayıtları da mevcuttur. Peki size kim şiddet uyguladı Oktay Bey? Eşim. Öylesi. Eşiniz. Ne yaptı peki tabii size? Bununla ilgili yüzümü gözümü sağlam çizilmiş, kırpalanmış bir şekilde elimde darp raporlarım var. Bununla ilgili mahkeme kararı da var. Çok üzgün olduğunu, bensiz yapamadığını, çocuklarımızın hakkını, kendisini affetmem gerektiğini, pişman olduğunu belirten birçok yazışma yapmıştır. Bunların hepsi mahkeme süreci devam etmektedir. Eşinize de sormam lazım. Oktay Bey, bir dakika kalın telefonda. Ne diyorsunuz? Zahide Hanım, ben yaşadığım bütün her şeyin arkasında olarak benim de hukuki süreçlerim devam ediyor. Siz eşinize şiddet uyguladınız mı? Ben karnımda ölen bebeğimde ilk çocuğumu kaybettim. İkinci çocuğumu karnımda kaybetmeden önce beni yine alıp aynı sebeplerden koltuğa attığında sadece kendimi ve karnımdaki bebeğimi korumak için ellerini tuttuğumda olan sadece tırnak izlerim. Peki benim karnımda çocuğum vefat etti. Bu gözlerim ne olacak? Ben dudaklarım patladı, dişim kırıldı. Ve bunlar benim mahkemede karşıma sadece inkar olarak çıkıyor. Ben nasıl yaşadığım her şeyin arkasında olarak buraya geldimse... Güveniyorsam kendime, kendisinin de aynı şekilde buraya gelmesini istiyorum. Peki Oktay Bey, bu hanımefendiyi, Antalya'daki bu hanımefendiyi aynı anda aynı fotoğrafı paylaşmışsınız. Konuşacağız ama sürem yetmiyor, kusura bakmayın. Oktay Bey, yarın sizi buraya bekliyorum. Siz de burada olacaksınız.
Tekrar merhabalar. Semra Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba. Bu geceyi... Bu gece de uyuyamadım. Tansiyonum çok, dengesi bozuldu. Peki, Lütfü sen iyi misin? İyiyim. Ama şey, yayına çıkmadan önce iki tane kadınımızı gördüm, izledim, çok üzüldüm. Varsınlar bana pısırık desinler, varsınlar anneci desinler, ablacı desinler. Ama varsınlar şiddetçi koca demesinler. Ben Gülsüm'e bir kez daha, bir kez olsun evliliğimiz boyunca ve flörtümüz boyunca bir kez daha tokat atmış değilim. Bravo Lütfü. Hediye almıştım. Hediye aldım. İçimden ne zaman aldın? Ananı savunuyor gitmiş bir de hediye almış. Ananı savunuyorsan bana niye hediye alıyorsun sen? Bakayım ne aldım ne? Abla. O hediyeden ne anlar da oğlum hediyeden? Kıymet bilmez nankör o kız ya. Abla sen neden bakıyorsun nankör? Neyi almışsın bir bakalım. Annen iki günden beri hasta. Bak. Bir dakika bir şey mi söyleyeceğim. Niye annene bir şey almıyorsun? Bak surata bak surata bakayım. İki günden beri yat orada hastanelerde upuzun. Ay dur ben de merak şöyle ettim ne almış. Bak işte görüyor musun? Görüyorsun değil mi yavrum? Gel buraya gel. Benim illa inadıma yapacak tersine laf söyleyecek. Hala çağırıyor gel. Ya. Hala çağırıyor. Hala onlara bakıyorsun. Hala gitme peşindesin yanlarına ya. Bak. Farkında mısın? Allah'ım. Bana bunu alıyorsun hala bir senin suratına bakıyorsun gideceğim diye ya. Peki. Sen gel kardeşim sen gel. Kalk, kalk, şimdi kalk, kalk. Size bir şey söyleyeceğim. Lütfü biliyorsunuz iki evlilik yaptı. Bir de ikinci eşi var Zeynep Hanım. Zeynep Hanım'a ulaştık. Neredeymiş? Aldı gitti paraları, pulları, kızım, evleri. Nasıl konuşuyorsun sen yengele? Sen sus anne Allah aşkına. Aa saygısızlık anne, etme. Nasıl, yeter Allah aşkına. Nasıl konuşma? Verdin o gelini ben aldım. O gelini ben aldım. Benim aldım gelini ben kardeşime. Dolandırıcı, sahtekar. Ne alakası var canım? Niye kardeşime yapmadın? Ben canı gönülden belki verdim. Belki de o belgeleri de sahte yaptı. Dolanla, yağcılık. Belki de gerçekten çocuk istemedi. Öyle bir şey yapmaz. Dolandırıcının tekniği işte Semra Hanım. Telefonunu da bulduk. Ama açmıyor. Fakat muhtemelen yayını izliyor. Mesaj yazdı. Verin arkadaşlar mesajını. Zahide yetişti yeniden başlasak ihbar attı. Buyurun sizi dinliyorum. Bu bizim genel hemen siz yazdığınız anda çıkan ilk cümlemiz budur. Ben Zeynep sürekli beni arıyorsunuz ama çıkmayacağım. Ben dolandırıcı değilim. Evet bir şeyler almış olabilirim ama kendi istekleriyle verdiler. Semra anne gönül rahatlığıyla verdi. Doğru söylüyor. Bak Semra anne diyor size. Ananın ak sütü vermedi, gibi helal olsun. Vermedi. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Helal olsun öyle. Saygılıydı. Sen bana yapmadın çok peki? Güzel bir evlatlık yaptı. Size ne ben verdim. Size, size ne ya? Ne ya? Senin evlatın değil miyiz? Etmeseydin o zaman bizi. Sen harcadığın paraların haddini hesabını bilmiyorsun herhalde. Ya bir çıkarırsan faturayı. Babanın parası tabii canım. Lütfü Bey'in ikinci eşi Zeynep Hanım mısınız diye soruyoruz biz kendisine. Evet, Semra anne üst kattaki evi evliliğim için verdi. Onlar aslında baskıcı bir aileydi. Ben baskıdan kurtulmak için ayrı ev istedim. Arabayı da Semra anne kendini gezdirmek, günlere gitmek için istedi. Evet, çok doğru. Bunu da söylediniz. Benim için ya da pısırık Lütfü için değil. O kadının işi gücü günler. Evliyken beni bile beğenmiyordu. O kadın çocuğuna aşık. Lütfü dışında gözü hiçbir şey görmüyor diyor eski geliniz. Ya benim rahmetli eşime çok benziyor. Ha babanıza benziyor, babasına rahmetli eşime benziyor. Yoksa ben bunu yanımda bu kadar barındırır mıydım ya? Yalan yalan. Ha. Anne ne diyorsun ekmek ya? Valla sinir ettiniz beni ya. Ekmek alınacak. Babama benziyorsun onda. Bu küçük, bu şöyle. Ben bu laftan sonra burada oturmam. Oturma nereye gidiyorsun? Yanıma gel yanıma. Yanıma gel nereye gidiyorsun? Aa. Lütfü sen niye böyle tepki verdin? Babana benziyorlar. Kıskanıyorlar. Babama benzediğim için seviyormuş. Böyle bir saçmalık olabilir kıskanıyorlar. Mi? O kadına verdin ev, barkı, arabayı şimdi de gizli cebeyi alıyorsun. Çok öyle iyi mi? Yaptım ya. Elin karısı çok için. Çok iyi yaptım. Bitir. Babaları da sevgiyle kucaklıyorum ama hangi babaları?
ne olursa olsun kızım senin yerin benim yanımdır diyen babaları, ne olursa olsun bir sıkıntı oldu mu ben aslanlar gibi buradayım diyen babaları, kardeşleri, herkesi, ama anneanneler, babaanneler, siz benim başımın tacısınız. Rahmetli babaannemi, bütün kayıplarımızı rahmetle anıyoruz. Bugün cuma, hayırlı duaları onlara gönderiyoruz. Biz de güzel şeyler konuşmak üzere stüdyoya geliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı cumalarınız olsun. Size de. Sağ olun. Ve Gülden Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sahide Hanım. Dün herkes sizi sordu bana. Yani o kadın gerçekten ne kadar hani zarif, naif, nasıl güzel anlattı. Yani beyefendi de, Oktay Bey de bağlandı dün yayına, biliyorsunuz. O da bazı şeyler söyledi. Tarafsız bir yayın yapmak adına, her ikisinin konuşmalarını dinlemek üzere, Oktay Bey'in de neler söylediğini hatırlamak üzere bir görelim dün neler yaşandı burada. Üç bebeğini toprağa verdi. Gülden anlattı, Türkiye ağladı. Doktor bana söylemeye çalışıyor yani bebeğiniz geri gelmedi diye. Ama diyorum ki hayır, gidin. Gidin daha çocuğuma, gidin devam edin, o ölmeyecek diyorum. Gitti doktor. Sonra bir 5 dakika kadar sonra tekrar geri döndü. Ve kaybettiler maalesef. Ben içeriye girdiğimde çocuğumun yanına göğüs kafesinin kırıldığını gördüm. Kalp masajından dolayı. Hani onu geri döndürmek için o kadar çok kalp masajı yapılmış ki. Ve çocuğum ilk defa ölü olarak kucağıma aldım. Kocasından şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntüler dudak uçuklattı. Bebeğimiz dünyaya geldiğinde hiç ağlamadı Zahide Hanım. 2 gün sonra hastane bizi aradı. Gittiğimizde bebeğimin yaşadığı süre boyunca nefes alamayacağını, makinalara bağımlı olacağını, emme yutma refleksinin hiç olmadığını, olmayacağını, ne kadar yaşayacağı belli değildi. Bir annenin bunları duyması çok acı bir şey. En son ben saat 2'de o çizginin düz olduğunu gördüm. Hani bir insanın evladının öldüğü ana şahit olması çok acı. Doktor kalp masajı yaptı. Ben tabii hala o bip sesini duyuyorum. Doktor bana söylemeye çalışıyor yani bebeğiniz geri gelmedi diye. Ama diyorum ki hayır, gidin. Gidin daha çocuğuma, gidin devam edin, o ölmeyecek diyorum. Gitti doktor. Ya bugün ben oğlum için ağlamadım. Gözümden yaş akmadı dediğim gün yok. O kadar acı bir şey gerçekten. Kocasını sonsuzluk havuzunda yakaladı. Şimdi bakın, aynı fotoğraf, aynı açı, aynı yer. Fakat farklı iki kişi. Biri sizin eşiniz, diğeri kim? Diğeri de sosyal medyadan ekli olduğunu gördüğüm kişi. İsim verebilir miyim bilmiyorum ama ben eminim. Tabii. Beyza Orhan isimli, para karşılığı birlikte olunan bir kişi. Yüzleştiriniz mi kocanızla? Yani bu fotoğraflar... Tabii. Ben Antalya bölge olduğu için Antalya'dan Ahmet Soyçukur'la ve Kuşadası'nda bir mağaza müdürüyle o villada kaldım. Bak sana hesap dökümünü göstereyim. Bak Ahmet Soyçapur 18 bin lira para gönderdim. Bu kim? Aynı mağazada mı çalışıyorlar? Aynen. 3 kadın, 3 erkek orada o geceyi orada konakladıklarını itiraf etmek durumunda kaldım. Kocası Oktay'dan şaşırtan yanıt. Ben değil, karım bana şiddet uyguladı. Hayatım boyunca hiç kimseye şiddet uygulamadım ama şiddete uğradım. Şiddete uğradığımı şikayet ederek de belirttim. Bununla ilgili elimde her türlü yasal bilgi, belge ve dayanakta var. Eşimin ok gösterdiği fotoğraflar, evde ayağını kayıp düşüp yüzünü ve dişini yere çarpmasından kaynaklıdır. Savcılık soruşturmasında da eşimin bu beyanlarının ve ifadelerinin çok soyut ve sağlam kanıtlara dayanmadığından dolayı aram hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Peki size kim şiddet uyguladı Oktay Bey? Eşim. Öylesi. Eşiniz. Ne yaptı peki tabii size? Bununla ilgili yüzümü gözümü sağlam çizilmiş, kırpalanmış bir şekilde elimde darp raporlarım var. Bununla ilgili mahkeme kararı da var. Hemen şunu söyleyeyim. Elimde tutanaklar, darp raporları var. Ben kendisinden de telefonda duydunuz zaten. Siz de bana gönderin lütfen dedim. Ama Gülden Hanım gönderdi. Oktay Bey'den de bekledim. Henüz gelmedi. Geleceğini düşünüyorum. Var dedi çünkü kendisi.
Bunları konuşacağız ama Gülden, şu an kaç yaşındasınız? 42 yaşındayım Zahide Hanım. 42 yaşındasınız. 3 evladınız oldu Oktay Bey'den. Evet. 3 hamilelik. Evet, 3 hamilelik. Birinci çocuğunuzun adı neydi? Atahan. Atahan. Atahan dünyaya geldi mi? Atahan dünyaya geldi. Sadece 78 gün yaşadı. Maalesef biz evimize bile getiremedik çocuğumuzu. Çünkü yoğun bakım ortamında yaşıyordu. Eve gelmesi için o bütün yoğun bakım ortamının evimde sağlandığı takdirde gelecekti. Bu da bir süreçti. Karnından pekin açılması, boğazından o tiroköstemenin açılması. Yani çocuğum çok uzun bir süre yoğun bakımda kalacaktı. Bizlere bunun eğitimi verecekti. Hiç yoktu. Hiç solunumu yoktu. Hiç ağlamadı, hiç sesini duymadık. Mesela ben çocuğumun, iki tane çocuğum dünyaya geldi. Evliliğimde toplam 22 ay hamileydim. Ama hiç seslerini duymadım mesela Zahide Hanım. Hiç seslerini duymadım çocuğumun. Çocuğuma fotoğraflarını size verdim, paylaşmak isterseniz çok memnun olurum. Ben çünkü onları gördüğüm ben zaman çok mutlu oluyorum. Ben Hanım ya, içim gidiyor. Hastaneye yani gidiyorum. Bir tane o kadar acı bir durum ki bu. Siz sadece çocuğunuzu kaybettiniz diyorsunuz. Cümle olarak da ağır ama yaşanılan durum aslında o kadar ağır ki. Ben bir hastaneye gittiğimde bir bebeğin elinden kan alındığında çocuk ağlıyor. Annesi ah evladım deyip üzülüyor. Oysa ki ben çocuğumun sesini duymadım Zahide Hanım. Başına bir sürü iğneler saplandı başıma. Çocuğumu ben öyle gördüm, kollarından kanlar alındı, her gün tahlil için bir sürü şey alıyordu. Ama çocuğum gözümün önünde iğneyi batırdılar, elini oynatmadı biliyor musunuz mu? Hani çocuğun ağladığında başka bir anne çocuğuna kan alındı ağladığında üzülüyor ya, ben o sesi duyamadığımı üzüldüm. Tepkisiz yattı çocuklarım. Damar yolunu kafasından açmışlardı. Ama maalesef hiç tepki bile olmadı çocuklarımda. Peki ilk çocuğunuz Atakan? Atahan. Atahan. Aynı duyguları babası da yaşadı mı? Onun için de kolay değil. Kesinlikle öyledir ama bir annenin yaşayacağını, bir annenin yaşadığını asla tahmin etmiyorum. Çok acı bir şey. Çok üzülmüştür. Onun da ilk çocuğuydu o. Ben en azından bir anneydim. Ama bu kadar yaşadığını tahmin etmiyorum. Peki ikinci çocuğunuz? Yaşasaydı onlara olan saygısından annesine bunları yapmazdı diye düşünüyorum. Ben çünkü hamileliğimde de dayak yedim. İkinci çocuğunuz? İkinci çocuğumu doktorlar dedi ki evet kötü bir şey yaşadın ama ikinci çocuğunda böyle bir şey olacak diye bir ihtimal yok. Tekrar hamile kalabilirsin dedi. Bu arada bütün hamileliklerim biri normal yolla gebe kaldım. İkinci bebeğime hamile kaldım. Hamileliğiniz de sağlıklı geçti. Yaklaşık evet yani bilinen hiçbir şey olmadı. Bir rahatsızlığım çıkmadı. Fark edilen hiçbir durum olmadı. Sadece doğduktan sonra biz bunu fark etmiş olduk. İkinci çocuğuma yaklaşık 2,5 aylık kadar hamileyken tekrar eşimden şiddet gördüm ben. Yani bu ilk darp olayıyla yani o gözümün dün gördüğünüz fotoğraflardaki morluk olayıyla. Bir daha verelim onları. Yani onun iddiasına göre eşinizin siz düşmüşsünüz. Zaten gittiğiniz yerde de düştüm demişsiniz. Düştüm dedim ama yani bu bir düşmeyle olabilecek bir görüntü müdür bilmiyorum. Tekrar düşelim bakalım. Tekrar beni koyun ayağa kalkayım düşeyim aynı görüntüler tekrar olabilecek mi? Ben orada onu sadece korumak amaçlı yapmış oldum. Ve inanın size çok samimi bir şekilde söylüyorum. Dayak yemek duygusu çok ağır bir duygu. Doktora gittiğinizde ben kocamdan dayak yedim cümlesi bana çok ağır geldi. Hakime gittiğinizde sizden şikayet alan polis memuruna gittiğinizde ben kocamdan dayak yedim demek çok ağır bir şey. Bununla yüzleşmek çok kötü ama ben evliliğinde o kadar çok dayak yedim ki hani artık bunu böyle çok rahat da söyler bir duruma geldim. Çünkü bu durumdan benim utanmamam gerektiğini anladım. Aslında bunu yapan kişinin utanması evet, lazım. Evet ama ilk yaşadığınızda gerçekten çok üzülüyorsunuz böyle bir duruma. Söylemek çok ağır geliyor size. 40 yaşında bir kadının ben kocamdan dayak yedim cümlesi çok ağır gerçekten. Ama bunu ben yaşadıkça dedim ki utanması gereken ben kişi değilim. Çünkü saklayarak ben bir sonuca varamayacağım. Demek ki bizim bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bravo Gülden Hanım. Aslında siz de Türkiye'nin sesi oluyorsunuz şu anda. Şimdi sizin durumunuz daha önce de buraya hanımefendiler geldi. Ve hani bakıyorsunuz aile şartları, yaşam şartları, beraber olduğu insanlar ama siz
Hani eğitim düzeyinin bununla hiçbir ilgisi yok. Onu görüyoruz. Onun yani. İçin eğitim geldim Zahide Hanım. Çok yüksek, eşinizin çalıştığı pozisyon çok yüksek. Çok kurumsal ve büyük bir firmada sizin söylediğinize göre. Üst düzey yönetici, yıllardır yönetici. İnsanların işlerindeki alacakları maaşa kadar, pozisyonlarına kadar belirleyen, karar veren insanlardan birisi. Ve inanamıyorum yani. Hani kesinlikle. Şaka gibi ama demek ki... Gerçek. Gerçek olduğunu burada göstermek için geldim. Yani zaten iddialarınız bir şekilde eğer gerçekse ortaya çıkıyor tek tek yani. Burada hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Peki Gülden Hanım, ikinci çocuğunuzun adı var mıydı? İkinci çocuğumuzun adı olmadı maalesef. Koymadık ona çünkü yaklaşık 4 aylık gibiydi kaybettiğimizde. Önce bize doktor şey dedi, dünyaya geldiğinde yani karnımdan normal doğum şeklinde alacaklardı onu. Görmek ister misiniz dediler. 4 aylık çok küçük geldi, bilemedim çünkü hani... Aklımda bir atağın hatırası kaldı. Bir başka çocuğa dayanabilir miyim bilemedim. Kaybetmeye mi dayanabilir miyim? Evet hani görmeye. Çünkü ben atağını görüyordum hani yüzü. Hmm. O benim aklımda çok güzel bir yerde. Tekrar bir kaybedilmiş bebek siması kaldırabilir miydi bünyem? Bununla yüzleşebilir miydim bilemedim. Ama öyle bir şeye de gerek kalmadı. Çünkü bir gün boyunca rutin gittiğimiz doktor kontrolünde yaklaşık bu darp olayını gördükten bir ay sonra gibi rutin doktor kontrolünde bebeğimizin bir hafta önce kalbinin durduğunu öğrendim. Bu tabii benim artık o kadın doğum ultrason masasında görmediğim, yaşamadığım, oradan amniyosentez yapıldı. İki tane çocuğumun hasta olduğunu öğrendim, bir tane çocuğumun öldüğünü öğrendim gibi gibi hani... Peki gidelim, sırayla gidelim. Şimdi elimde bir tutanak var sevgili izleyiciler. Bu tutanak Gülden Hanım'ın hamileliği sırasında yaşanmış bir olayın tutanağı. Ne yaşanmış peki? Gülden Sarıtop sorulduğunda Oktay Sarıtop'un eşi olduğunu ve karnına tekme atıldığını bildirmiş. Şahıslar birbirinden davacı ve şikayetçi olduklarını bildirmişler. Gülden Sarıtop'un hamile olmasından dolayı 112 ambulans çağrılmış, intikal ettirilmiş. Şahıslar doktor raporu alındıktan sonra aile içi şiddet önleme birimine teslim edildiğine dair bir tutanak. Peki ilk çocuğunuzu kaybederken hani sizin kadar olmasa da üzülen bir adam, ilk çocuğu, tek çocuğu, şimdi ikinci çocuğuna hamile bir kadın var. Size neden? Söylediği şeyi söyleyebilir miyim Zahide Hanım? Beni karakola götürdüler ifadeyi vermek için. Polis memuru dedi ki eşin hamile dedi. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Gerçekten şu anda herkesin kanı donacaktır ama daha çok küçük ki dedi. Ha küçük ki? Daha çok küçük ki dedi. Polis memuru da küçük olunca senin çocuğun olmuyor mu dedi. Ben yan odadayım, yan odadan duyuyorum bunları. Yani... Üzülmüştür diyorum ilk çocuğuna, gerçekten üzülmüştür ama böyle bir cümlede gerçekten düşündürücü oluyor. Daha çok küçük ki, 2,5 aylık ya, daha cinsiyetini bilmiyoruz, küçücük ufacık bir şey ama daha çok küçük ki dedi. Oradaki polis Momir'de dedi ki çok küçük olunca senin çocuğun olmuyor mu? Çok da güzel söylemiş yani. Evet. Peki çocuğunuzu kaybettiğinizde yan yana mıydınız karı koca? Yani tabii, bir hafta önce kalbi durduğunu öğrendiniz. Evet tabii birlikte gidiyorduk her doktor kontrolümüzde. Sağ olsun onu yapıyordu. Her doktor kontrolünde yanımda geliyordu. Dolayısıyla o kötü haberi o da şahit olmuş oldu. Ertesi gün hastaneye yattım. Bir gün boyunca bana suni sancı verdiler. Doğumla? Evet normal doğum şekline çıkmasını istiyorlardı. Çünkü rahime zarar vermek istemiyorlardı. Bir gün boyunca karşımda saat var. Sürekli sancı veriyorlar bana. Koldan, damardan her bir şekilde 16-16 bir çığlık atıyorum. Suni sancı inanılmaz kötü bir şeymiş. 16-17 bir çığlık daha. Bir gün boyunca böyle sancı çektim ve maalesef rahim yapısından dolayı doğum şeklinde alamadılar. Ve bir günlük sancıdan sonra kürtaj şeklinde bebeği çekerek, kopartarak çıkarmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla o bebeğim de böyle parçalanmış bir şekilde çıkınca görmedim bebeğimi ve hastanede kaldı tabii onlar. Onun bir mezarı yok. Peki. Ha, onun mezarı yok. Yok, evet. Atağının var. Atağının ve Tunahan'ın var. Peki üçüncü çocuğunuza bu olaydan ne kadar sonra hamile kaldınız? Şöyle söyleyeyim, 2019 yılında Atahan doğdu, 2019 Mayıs'ta. 2020 karnımda kalbi duran bebeği Mayıs ayında kaybettik. Oğlum Atahan da 2021 Haziran ayında dünyaya geldi. Yani yaklaşık 3 ay sonra gibi hamile kalmış oluyorum bu olaydan. Gülden bir şey sorabilir miyim? Şiddet var iddianıza göre.
Ve bu sözü duyan bir anne, siz yan taraftasınız ve diyor ki daha çok küçük ki şimdi vursam da bir şey olmaz. Neden üçüncü bebek? Bunu mantıken düşündüğünüzde çok haklı bir soru bu. Ama kimse yaşamak durumunda kalmasın ama Allah insan bir evladını kaybedince onun yerini doldurmak istiyor Zahide Hanım. Ben sokakta yürürken bir tane bebek ayağı gördüğüm zaman içim acıyor. Hani kucağıma alıp sevmek istiyorum. Benim de bir tane öyle çocuğum olmasını istiyorum. Ve bu acımı benim Oktay gördü. O kaybettiğim çocuğumun acısını bir evlatla doldurmak istediğini gördü. Benim bu 4 yıllık evlilikteki en büyük zaaf noktam çocuklarım oldu. Ben karakola gittim, şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Ama karakolda bana atağının hatırına dediği zaman hani ben o yüzden şikayetlerimi geri çektim. Dün mesela diyor ya, ertesi gün gitti şikayetini geri çekti. Benim oradaki tek zayıf noktam çocuklarım. Gülden, inan bu bütün kadınların, bu zayıflık mı bilmiyorum ama anne olmak dünyanın en güzel şeyi. Anne olmak için neler yaptığımı siz biliyorsunuz ekran başında. Yıllarca mücadele ettim, Rabbim nasip etti. Şu anda da bizi izleyen, evlat sahibi olmak isteyen pek çok kişi var. Rabbim tez zamanda nasip etsin. Bir annenin gözünün yaşını ve dramını izliyorsunuz ama Allah hiç kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Allah hiç kimseye evlat acısı da evlat hasreti de göstermesin. Amin. Anneciğim, ben sizi görmeye geldim. Ben sizi çok üzüldüm anne. Neden benim rüyama gelmiyorsunuz? Ben toprağımı sevecektim annem seni. Sen benim kucağıma gelemeden böyle toprakların altına mı koydum annem ben seni? İlk çocuğunu yüreğine gömen... 4 yıl gibi evliliğimde 3 tane evladımı toprağın altına koydum. Hayallerinde büyüten... Bebeğimizin ismi Atahan ve Tunahan'dı. İlk oğlum Atahan. Atahan kaç gün hayatta kalabildi? Atahan 78 gün yaşadı. Gözyaşlarıyla hayata tutunan... Diyorum ki hayır gidin, gidin daha çocuğuma, gidin devam edin, o ölmeyecek diyorum. Gitti doktor. Sonra bir 5 dakika kadar sonra tekrar geri döndü. Ve kaybettiler maalesef. Ben içeriye girdiğimde çocuğumun yanına göğüs kafesinin kırıldığını gördüm. Kalp masajından dolayı. Hani onu geri döndürmek için o kadar çok kalp masajı yapılmış ki. Ve çocuğumu ilk defa ölü olarak kucağıma aldım. Koca yürekli bir anne Gülden. Ben seni toprakların altına koydum anneciğim. Anneciğim. Güzel annem benim, güzel annem benim. Benim güzel annem, güzel annem benim. Kucağında dolmayacak boşlukla... Ben sana kıyafetleri alacaktım. Parka gidecektik anneciğim biz. Ya ben böyle onların hiçbirini yapamadık. Ben böyle seni aldım, toprağın altına koydum anneciğim. Ben seni böyle toprağın altına koydum anneciğim. Özleminde evlat kokusuyla... Arkadaşlarınız var mı sizin bakayım orada? Siz abi kardeş cennette misiniz şimdi annem? Siz cennette koşuyorsunuz mu anneciğim siz? Çocuklarının kabrini ziyaret etti. Siz beni görüyorsunuz şimdi ben biliyorum. Siz beni görüyorsunuz ki anneciğim ben biliyorum. Annesinin bir tanesi onlar. Annesinin atışı, annesinin tunişi. Güzel annelerim benim, güzel çocuklarım benim. Türkiye Gülden'le birlikte ağladı. İnsan bu hayatta hep şey düşünür. Hani çocuklarımdan sonra başka bir düşünce yapısına sahip oluyormuş insan. Hani hep böyle yaşadıklarımıza üzülürüz ya. Yaptığınız bir hata, yaşadığınız kötü bir şey. Ben çocuklarımla birlikte yaşanmamışlara üzülmeye başladım. Bir gün hastanenin yoğun bakımından çıktım. Bahçesindeyim. Çocuklarım zaten yazın doğdu ve yazın kaybettim. O kadar sıcak ki hava, güneş böyle yakıyor. Ama böyle güneşin beni yakması, dedim ki çocuğum hiçbir zaman bu güneşi hissedemeyecek.
Acaba en sevdiğim meyve ne olacaktı bilmiyorum mesela. Benden çikolata isteyecek miydi? O da köfte patatesi sevecek miydi? Hani o yaşanmamışlıklar bile insanın canını çok yakıyormuş. Yoğun bakımda giydirdiğim ona sadece bir tane şey vardı, böyle pantolonu vardı. O da saatlik, işte hemşireleri benim gönlüm olsun diye saatlik giydirip çıkarıyorlardı. Bir de vefat ettiğinde üzerine örttüğüm bir tane örtüsü vardı. Öyle yatarken bazen yanıma alıyorum başucumu. Sadece ilaç kokuyor. Yani o bebek kokusu bile yok onlarda, olamadı maalesef. Böyle değişik kendini tatmin yolları buluyor. Atahan, Tunahan. Hani Atahan orada yalnız değil gibi geliyor mesela artık bana. Diyorum, onun kardeşi var yanında, artık birlikteler diye düşünüyorum. Çok istedim rüyamda görmeyi. Hep dua ediyorum Allah'a rüyama girsin diye. Atahan'ı sadece öldüğü, kabre konduğu ilk gece gördüm. Tunahan'ı da babasına boşanma davası açtığım ilk gece gördüm. Bir daha hiç görmedim ikisini de. Yaşarken Oktay Bey sana destek oldu mu? Olabildi mi? Dinledi sadece Zahide Hanım. O beni hiçbir zaman sahiplenmedi. O beni hiç birincil ailesi görmedi mesela. Kimdi birincil ailesi? Birincil ailesi onun kendi ailesiydi. Annesi, babası, kardeşleri. Babası vefat etmiş. Annesi, kardeşi ve kardeşinin çocukları. Kayınvalidenizle nasıldınız? O üzüldü mü? Onun da torunları. Kayınvalidem, çocuklarımız söylediğim gibi solunum cihazına bağlı yaşıyorlardı. Söylediği cümle bize, bir babaanne nasıl böyle bir şey söyleyebilir bilmiyorum. İyi midir? Yani bunun nasıl iyiliği vardır? Fişi çekilsin istendi çocukların. Çünkü böyle eziyet çekiyormuş çocuklar. Makineye bağımlı yaşadıklarında eziyet çekiyormuş bu çocuklar. Hem oğlu da çok üzülüyormuş bu duruma. Fişini çekmenin en mantıklı olacağını söyledi. Bunu hatta hastane hemşiremize, yeni doğan yoğun bakımdaki hemşiremize bile söyledi. Yani bu ülkede solunum cihazıyla yaşayan bir sürü çocuk var. Bir sürü çocuk var. İnsan kendi başına gelmediğinde hiç yok olduğunu zannedebiliyor ama bir sürü yaşayan böyle çocuk var. Hatta ben çocuklarımı kaybettikten sonra böyle çocuklara gönül verdim. Kendi çocuğum yerine koyduğum Eskişehir'de Efehan var mesela. Mucize çocuk. Annesi eminim izliyordur beni şu anda. Hem oğullarıma çok benziyor hem de Efehan üçüncü oğlum gibi. Yani böyle cihazla yaşayan dünya kadar çocuk varken nasıl bir babaanne torunun nasıl fişini çekebilirim diyebilir? Sorarız kendisine bağlanırsa eğer. Herkes buraya bağlanabilir ama Gülden, belki de sana en büyük destek o zamanlarda Emine Hanım'dan geldi, annenden. Annen şu an telefonda. Emine Hanım merhaba. Ah, merhaba Zahide Hanım. Ben burada ağlayarak izliyorum. Çok biz de burada üzgünüm. Farklı değiliz inanın. Yani gözümüzün yaşı kalbimize akıyor. Çok zor. Sormayın. Aynı şekilde ben de öyleyim. Anlatamam. Yavrumun her zaman arkasındayız biz. Canım benim, kızım benim. Üzme kendini annem. Annem, kurban olur annen sana yavrum. Senin bir gözyaşına kıyamam ben çocuğum. Ah Zahide Hanım, kızımın söyledikleri hepsi doğrudur, bunu yani kanıtlayabiliriz. Çok kötü şeyler yaşadık biz. Şu anda inanılmaz üzgünüm ben. Atağımla Tunağım'a dünden beri ağlıyorum, kızıma ağlıyorum. Ve Oktay Bey'in o sözlerine hepsi yalan.
hepsi yalan inanın. İyi ki varsınız, kadınların sesi oldunuz. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Sesim de iyi çıkmıyor rahatsızım. Kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu? Siz sadece duygularınızı paylaşın bizimle. Sonuçta bir anne, anne evet. olmak için çabalayan kızına sesleniyor. İyi ki anneniz var, iyi ki hayatta. İyi ki. İyi ki gerçekten öyle. Yani ben annemi cennete uğurladığım için. Şimdi böyle anne deyince benim de içim gidiyor. Şimdi derdi olsa, tasası olsa bir anam ağlar gerçekten öyle evet, yani. Evet. Gerisi yalan ağlar. Anne başka bir şey. Peki. Aslında amacım tabii ki kadınların sesi olmak. Ama herkesin sesi olmak. İnanın zor durumda olan erkekler de var. Ama kadınların durumu gerçekten çok zor olabiliyor. Oh, Emine Hanım dün böyle programlar yapmak da o kadar zor ki. Şimdi toparlanıp moderatör olmanız lazım. Ama hiç yani neysem onu yaşıyorum. Anneyim ve siz anlattıkça ben arası düşünüyorum. Kopup gidiyorum. Eminim izleyiciler de öyle. Herkes kendi evladını düşünüyor. Düşünsenize çocuğunuzdan tek kalan şey bir tülbent. Tülbent de ilaç kokuyor. Bir tane ayak ben onu hamile kalmaya çalışırken hissederdim. Böyle bebekleri görürdüm. Kendimden utanırdım. Onlar ne kadar mutlu. Sen niye üzülüyorsun? Onlar adına sevin ama öyle olmuyor. İçinizde bir yerde bir şey oluyor. Allah'ım niye benim yok, niye benim olmuyor diyorsunuz. Çok acıtıyor yani. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Tabii bu olayın duygusal boyutu. Şimdi müsaadenizle biraz o boyuttan uzaklaşalım. Çünkü olayın başka şeyleri de var. Tabii ki. Şimdi Gülden Hanım'ın iddiaları, yaşadığı şiddet, eşinin ise ciddi bir şirkette üst düzey yönetici olması. Bu herkesin her türlü şiddeti yapabileceği anlamına geliyor. Ve şiddeti eşiniz sadece düştüğünüz olarak söyledi. Siz ilk şiddeti ne zaman gördünüz? Bu şiddet ne kadar aralıklarla devam etti? Gerçi hamilelikte 2,5 aylıkken bile. Siz şahit oldunuz mu Emine Hanım? Kızınız size anlatır mıydı? Şimdi Zahide Hanımcığım. Buyurun. Zahide Hanımcığım. Biz uzak olduğumuz için bunlardan çok geç haberdar olduk. Kızım Bursa'da oturuyordu. Biz İzmir'de oturuyoruz. Ve ilk şiddeti bir gece eşi gece 3-3,5 sırası beni aradı telefonumdan. O 01.01.2020 olan Zahide Hanım. Ne dedi size Emine Hanım? Dedi ki kızınız dedi kapıyı bana açmıyor dedi. Ben böyle zaten bir sıkıntı vardı o gece bir şey olacak. Ve dedim ilk sözüm bu oldu. Oktay dedim kızıma şiddet uyguladın mı? Hayır dedi yok öyle bir şey kesinlikle yok. Sonra ben kızıma döndüm. Kızıma arıyorum telefonunu açmıyor. Ve bir süre sonra kızım telefonu açtı. Konuşacak bir durumda değildi bana zor cevap veriyor. Anneciğim beni çok dövdü annem. Annem bayılsıncaya kadar beni dövdü. Bıraktı içeride. Ve kızım kendini kaybetti herhalde. Sonra telefonu kapandı. Ben hemen babasını kaldırıp Bursa'ya gönderdim. O ilk şeyi öyle oldu. Babası da gitti kızımın halini gördü. Ve ben uyuyamadım. Bir yavrusu var. Ona duyurmak istemedim üzülmesin diye ve içimde yaşadım bir taraftan. Yani çocuğum ne halde nasıl yaptı? Babası gitti. Ben sürekli telefonlarda babasından bilgi alıyorum. Yalvarmışlar, yakarmışlar. Gülden şikayetçi olmuş. Karakola gidiyor baba direkt. Ve kızım o halde görüyor. Ve bana yani tam detayını anlatmak istemiyor. Görmen iyi değil dedi. Dayanamazsın. Sen dedi biliyorum. Sen çok düşkünsün kızına. Dayanamazsın dedi. Merak etme dedi. Ben buradayım dedi. Ne yaptılar? Yaptılar. Dayısı Oktay Bey, kardeşi oradaydılar. Yani oradaymışlar. Bu şikayeti Gülden'e baskı kurarak, eşime yalvararak bu davayı geri aldırtmışlar.
Bu ilk defa olan olay. Ve benim o günden sonra içim hiç rahat etmedi. Sürekli kızımı arıyordum ben. Annem nasılsın? İyiyim anne, iyiyim anne, iyiyim anne. Ben o olaydan sonra kayınvalide bana kalp bir telefon açtı. Çok özür diliyorum Emine Hanım. Anneme rica olabildiğince ediyorum. Söylemek istemiyordum ben. Çünkü uzaktalar, babamda kalp rahatsızı. Bir şey var desem gelmeleri en az 3-4 saat. Evet. Mümkün olduğu kadar saklamaya doğru çalışıyordum. Ama Oktay her tartışmamızda babamı arayıp çağırıyordu. Babam da dolayısıyla geldiği için benim çoğu darpıma şahit babam. Niye arıyordu babanızı? Duyurmak istiyor herhalde. O kendinin haklı olduğunu mu düşünüyor bilmiyorum. Hayır, gelin bilmiyorum. Kızınızı alın anlamında yok, mı? Yok hayır. Yani hiç, hani gelin artık bilmiyorum niyeti neydi. Yani hani ben dedim ki neden arıyorsun? Çünkü sonuçta sen bana bu darpı da geri çektiriyorsun. Şikayeti de geri çektiriyorsun. Neden arıyorsun babamı? Yani onun neden aradığının mantığı yok bende maalesef. Yani enteresan. Niye böyle bir şey olabilir Aslı? Evet, sorunu çözmesini mi istiyor acaba? Hani ama bir güç mekanizması gelsin, ortada adaleti sağlasın ya da yaptığı pişmanlığı bir noktada paylaşmak. Gülden Hanım'ın burada aslında gözyaşlarının Zahide Hanım iki tane sebebi var. Evet, üç tane evlat acısı ama iki kayıp yaşamışsınız aslında. Hem sırtınızı yasladığınız tam bu dönemde bana sahip çıksın, acımı çünkü acınızı paylaşacak en kimsem önemli kişi olmadım eşinizdi. Evet. Ve bir sürü bilimsel çalışma yapılmış ve diyor ki mesela aldatılmak o kadar acıtıyor ki bir kadının canını. Keşke ölseydi eşim ve beni aldatmasaydı, bu acıyı yaşamasaydım. Aslında siz iki ayrı ölüm acısı yaşamış kadar büyük bir acı yaşadınız. Yani aldatılan kadınlar bunu yaşıyor ve üstüne evlat acısı var. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum yaşadığınız evet acıları, aldatıldığınızda siz bir sürü fedakarlık yapıyorsunuz o adama. Atıyorum mesela bir gecede 18 bin lira para veriyor diyorsunuz, diyoruz gördük de zaten bunu. Biz tatile gittiğimizde evet tatile gidiyorduk ama ben her yıl aslında çocuğumu kaybettiğim için tatilden ziyade daha çok böyle hani kendimizi dinleyebilmek amaçlı bir yerlere gidiyorduk. Gittiğimiz yerde de hani her ne kadar bu adamın gelir seviyesi iyi gibi konuşsak da sonuçta biz Bursa'da oturduğumuzda bir ödediğimiz bir kredi vardı. İstanbul'a taşındığımızda hem Bursa'daki evimizin kredisini ödüyorduk hem de İstanbul'da kira ödüyoruz. Dolayısıyla hani bir bütçe biraz var idare etmemiz gereken ve ben tatile gittiğim zaman en lüks otellerde kalma çabasında değildim. Uygun fiyatlı kalabileceğimiz temiz odalı bir otel bakıyorduk. Ya zaten biz burada odada kalacağız. Neden odaya çok para verelim deyip o mantıkta hareket ediyorsun. Çünkü ben onun karısıyım. Ben o gün bu ay o adamın parasını yemek için gelmedim. Bunu neden anlatıyorsunuz? Neden anlatıyorum? Çünkü bu Antalya'daki siz, tutulan evet, ev villa çünkü yüzünden. Siz, evet aldatılma. Bir şeylerden feragat ediyorsunuz ama sonra o başkasıyla bir sürü parayı o kadının önüne saçabiliyor. Orada ama kaç gece kalmışlardı? Bildiğim bir gece Zahide Hanım. Peki konuşacağız ama belki de bu soruyu bir de babanıza sormak lazım. Hani neden damadınız sizi Mesut Bey her darp olduğunda kızınıza şiddet uyguladığında sizi arıyordu? Yani bir baba için de bu çok acı bir şey. Damat arıyor. Ne oldu oğlum? İşte böyle böyle. Ne diyordu size? Mesut Bey hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Merhabalar Zahide efendim. Hanım. Hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Mesut Bey damadınız sizi neden arardı böyle? Neden giderdiniz İzmir'den Bursa'ya? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ya darp yüzünden. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim Zahide buyurun, Hanım? Tabii ki buyurun. Ben kızımı onun kum torbası olsun diye vermedim. Hiçbir evlat, hiçbir için, kız çocuğu. Kızım her zaman için beni yardım olsun diye çağırdı. Yani çok zor anlarda kaldığı için çağırdı. Hayati konular bunlar. Her gittiğimde çok feci şekilde buldum. Ne dediniz peki damadınıza? Onunla ben tabii ki kızdım. Fakat bunların çok yalvarıyorlardı. Bir daha olmayacak. Davasından vazgeçsin diye. Davasını geriye alsın. Evliliğimiz devam etsin. Oldu. Bir daha olmayacak diye hep yalvardılar. Kızım da hep bundan şikayetini geri aldı. Evliliği bozulmasın diye şikayetini geri aldı. Gayet iyiydi. Peki Mesut Bey, affınıza sığınarak bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz eşinizle darp uyguladınız mı hiç? Kendisine sorabilirsiniz. Öyle bir şey var mı? Ben söylemeyeyim. Emine Hanım hatta mısınız? Hatta. Hattayım. Hatta yan yana. Tamam. Emine Hanım, siz böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Hayır. Benim eşim dünyanın en iyi eşidir. Çok merhametlidir ve ben
Şu an bak yemeğimi yapıyor. Bulaşığımı yıkıyor. Bana çok güzel bakıyor. Hastanede başında kaldı. Annem bir operasyon geçirdi 2-3 gün, o yüzden. Allah razı olsun diyorum ondan. Allah razı olsun. Gerçekten böyle yaşında. Niye bunu sordum biliyor musunuz? Şimdi tabii bir baba aynı şeyi kendi eşine yaparken gidip kızını nasıl kurtarabilir diye soruyorum. O da dese şimdi ki sen ne yapıyorsun baba dese ne diyecek evet, o adam? Evet. O yüzden tabii, siz de yapmayın babalar. Kızınıza sahip çıkın yani. Aynı yüzünüz olsun yani. Muhakkak ben onun her zaman yanında destekim. Her zaman için. Peki şimdi, ona nasıl inanıyordunuz, kardeşim, güveniyordunuz tekrar kızınızı orada bırakıp? Şimdi şöyle Zahide Hanım. Buyurun Emine Hanım. Kardeşi ve dayısı karakolda çok yalvardılar. Ne bir diye daha yalvardılar? Olmayacak. Ve kendisi bir daha olmayacak, bir daha olmayacak diye çok yalvardılar. Ondan kızım da şikayetini geri aldı. Ben şikayetimi geri almasını kesinlikle istemedim. Ah kızım orada. Ben kesinlikle şikayetini geri almasını benim istemedim. Benim isteğimi onların hayır, o kadar çok yalvarması. Peki neden buyurun? Neden geri aldın Gülden? Olmayacağını hayır, vardı. Dayısı, kardeşi ve kendisi. Yani şikayeti geri alması için yalvardılar. Hele ilkinde. Evet, özellikle. Evet, evet. Dayısı ve buyurun, kardeşinin geldiği ilki değil. Evet. İlkinde babam geldi. Uzaklaştırma aha, kararı vardı. Yine aynı hata, eve giremediği için babamla kapının önünde senin önüne indim. Arabada belki 1,5-2 saat atağının hatırı için bak biz seninle bu kadar uzun zaman birlikteydik, evlendik, evimiz oldu. Yapma bak bir daha olmayacak, söz veriyorum olmayacak. Neden bana vurdun demedin mi? Neden? İstemeden oldu. Onun istemeden oldu. Farkında değilim. Yani Oktay'da bence öfke kontrolü var. Kontrol edemediği. Çünkü dün de söylediğim gibi ben Oktay'ın kucağıma oturmuş beni yumrukladığını hatırlıyorum. Yani gerçekten sonra ben koşuyorum, beni kollarımdan tutuyor, buralarımdan tutup salona tekrar koltuğa atıyor. Kapıya geçmek istiyorum çünkü dün söylediğim gibi gözüm mosmor çıktığını hissediyorum artık. Kapıya kadar gidiyorum, hani dışarıya atacağım kendimi. Yine beni kollarımın altından tutuyor, hop içeriye koltuğa atıyor. Kimse görmesin, kimse duymasın diye. Yani peki annemize babamıza teşekkür ediyorum öncelikle. Peki onun sizin ona şiddet uyguladığını söyledi. Bu nasıl oluyor? Bu ikinci bebeğime, karnımda kalbi duran bebeğime yine bir tartışmamız sırasında. Hatta bir dakika, bir tam olarak bir ne söyledi bir duyalım önce. Çünkü tamam, ben ona değil o bana şiddet uyguladı deyince hepimiz bir şaşırdık. Buyurun bir izleyelim ne söylemişti dün. Çünkü eşimin ok gösterdiği fotoğraflar, evde ayağını kayıp düşüp yüzünü ve dişini yere çarpmasından kaynaklıdır. Eşiniz ne yaptı peki tabii size? Bununla ilgili yüzümü gözümü sağlam çizilmiş, hırpalanmış bir şekilde elimde darp raporlarım var. Bununla ilgili mahkeme kararı da var. Çünkü bir erkeğin bunu söylemesi de kolay değil. Hani o beni dövdü demesi de pek kolay değil ama. Keşke eşim buraya gelse, çok isterim gelmesini. Belki de gelir. Ben her zaman davet ediyorum. 1,90 boyunda gayet iri yarı, kilolu değil ama cüssü olarak gayet yerinde birisi. Keşke gelse gerçekten. Siz de görmüş olsanız ben bir kadın olarak, kadın gücü olarak onu nasıl dövebilirim? Bir herkes canlı olarak görebilmiş olsa ama ben bir çocuğumu kaybettim. İkinci çocuğuma hamileyim. Beni alıp koltuğa attığında ben de kendimi korumak amaçlı böyle mi duracağım Zahide Hanım? Hadi gel beni dövme diyeceğim. Dolayısıyla tepki olarak ellerini tutuyorsunuz. Bir elinizi tutuyor, belki yüzünü tutmuş olabilirsiniz. Ama tırnak izi geçiyor buna. Sonuçta kadın tırnağı da uzun ve o sinirle tuttuğunuz zaman o cebelleşmeyle. Yani can havliyle zaten insan hani yani itedebilirsin. Tabii itedebilirsin aynen. Için, aynen hani kendinizi korumak için. Tırnağınız da yok bu arada. Bu sabah kesmiştim ben biraz. Hani hafif olur ama çok uzun tırnaklı birisi değilim. Siz böyle tuttuğunuz zaman dolayısıyla tırnağınız ona geçmiş oluyor. Eğer ki vücudunda benim gibi bir rapor varsa yüzünde gözünde şişmiş, morarmış, gözü morarmış, dudağı patlamış, dişi kırılmış varsa gerçekten getirsin göstersin. Onların hepsi benim tamamen kendimi korumak amaçlı yaptığımda. Ben darp raporum olduğu için o da kendini korumak amaçlı böyle bir şey yapıyor. Yoksa benim ona darp edecek gücüm yok Zahide Hanım.
Gülden Hanım, şeyi merak ediyorum. Siz uzun bir süre flört etmiştiniz değil mi? Dün anlattığınız kadarıyla. Kaç sene sürmüştü o flört? Dört yıl. 4 yıl uzun bir zaman. Çok. Hiç o dönemde de eşinizin asla size hani ses tonu, duygusal şiddet hani asla fiziksel olmasa da hiç yaşamadınız. Ben evlendikten sonra her şeyi gördüm. Hı-hı. O yüzden gerçekten dışarıda sosyal çevresindeki kadınların beni çok şanslı görüyorlardır biliyor musunuz? Böyle kibar bir adamın, işi, gücü, kariyerli bir adam, hı-hı, bu kadar naif bir adamın karısı olmak nasıl güzel bir şeydir diye biliyorlardır. Ben de inanın kendimi onlara göstermek için çıktım. Bunların hiçbiri koltuktan düştü, bilmem ne oldu, ayağa takıldı. Öyle görüntüler değil. Gerçekten o gördükleri kibar adamın iç yüzünü görmeleri için çıktım ekrana. Bu arada bir sürü rapor var elimde. Bunları Gülden Hanım bana getirdi. Tabii ki beyefendinin de böyle raporları varsa ben dün de kendisine söyledim. Gönderebilir, biz burada gösterebiliriz. Hatta yani iddialara cevap verebilir, kendisini burada ağırlayabiliriz. Çünkü onun da söz hakkı var. Mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Onun, ailesinin, herkesin ya da belki onu tanıyanların, Gülden Hanım'ı tanıyanların varsa bize hemen başvursunlar. Çünkü iki taraftan dinlemek lazım. Bazen hani böyle burada bir şeyleri konuşuyoruz, gözyaşlarımı tutamıyoruz. Olayın seyri değişiveriyor bir anda. Çünkü bilemiyorsun sonradan ne olacağını. Ama burada hiçbir şey de gizli kalmıyor. O yüzden telefon numaralarımızı tekrar verdik, iyi oldu. Peki şimdi... Yani bu hep böyle mi olur bilmiyorum ama eğer darp varsa aldatma da peşi sıra mı geliyor ya da ikisi birlikte mi tezahür ediyor? Şimdi orada bir kayıp var ya Zahide Hanım. Benim çok fazla danışanım evlat kaybından sonra maalesef yani eşine sadakatsizlik yapıyor. Ya zaten çok zor bir durum çok var. Çok zor bir dönemin neden böyle bir şey yaptınız diye sorduğum zamanda da bu sorunla benim baş etme mekanizmamdı bu. Yani kafamı dağıtmak için yaptım. O acıyı unutmak için, o sahnelerden kaçmak için kendimi başka bir kadınla mutlu olmak adına, o anı bastırmak üzgün adına yaptığını söylüyorlar. Genelde bütün benim gördüğüm case'lerde böyle oluyor. Bilmiyorum, belki beyefendi babasından annesine şiddet görerek büyüdü. Şimdi onu hiç tanımıyoruz evet, ve bilmiyoruz. Evet, ben o yüzden babanıza hani sordum diyorum ama ya, evet belki de anlatır belki sonrasında. De belki de anlatır, bağlanır, kendini ifade eder. Bağlansın, anlatsın, zaten bunları soralım ona. Kesinlikle. Tekrar söyleyeyim, hepimizin her gün girdiği çok büyük bir firmanın İK müdürü. Yani ciddi bir işi var. Peki adını vermiyorum. Peki şimdi aldatma olayına gelelim. Beyza Hanım'ı siz nereden buldunuz? Nereden tanıdınız? Beyza Hanım'ı şöyle tanıdım. Oktay'ın Instagram'dan girdiğiniz zaman Oktay Sarıtop yazdığında altında şey çıkıyor. Biz arkadaş değiliz. Arkadaş listesini görmüyorum. Tanıyor olabileceği kişiler çıkıyor. Kızın profili herkese açık. Baktığımda arkadaş olduklarını gördüm. Öncesinden hanımefendi mi? Aynen, ta kendisidir. Oradan arkadaş olduklarını gördüm. Beyza'nın profili açık. Baktım Beyza Oktay'ı takip ediyor. Oktay Beyza'yı takip ediyor. Sonra tesadüf ki bir ertesi gün olduğu için hikayesini basmış oldum. Hikayesinde Oktay'ın profili... Bu arada Oktay Bey neredeydi o sırada? Tabii biz o zamanlar ayrıyız. Ama o sırada tatildeymiş. Senelik izinde tatildeymiş. Çünkü boşanma sürecinde olduğumuz için hani an bilmiyorum tabii nerede olduğunu. Baktım kızın buradaki bir paylaşımı, hikayesini görüyorum. Aynı kare. Sonra Oktay'ın da aynı günde benim Beyza'yı gördüğüm günde annem de ekli Oktay. Annemden şeyini görüyorum, hikayesini görüyorum. Ben şok oluyorum tabii. Peki Oktay Bey ile Beyza Hanım aynı otel mi burası, ev mi burası? Burası kiralık bir villa. Kiralık bir villa. Aynen. Kiralık villa. Hemen şey yapma tabii, sizin iddianız. Onu söylemek lazım. Fakat bu evler farklı bir yöntemle kiralanıyor. Ben hiçbir kaydın tutulmadığı, kamera kaydının olmadığı yerler. Peki yine de biz isim vermeyelim ama tamam. Şimdi bu yöntemle kiraladığınızda normalde otele girerken kimliğinizi verirsiniz. Burada otelin içinde ikinizin de orada olduğu belli olur. Sonra o her akşam o polis teşkilatına gider ve arananlar vesaire hani sıkıntısı olanlar orada tık 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 çıkar. Ya da evliyseniz eğer o zaman da hani orada kiminlesiniz, hangi odada nerede kalıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Bu belli olur. Fakat buralarda böyle bir kimlik beyanına ihtiyaç duyulmadığı için herkes burada kalabiliyor. Peki, gerçi dün Oktay Bey bağlandığında burada yalnız olmadığını söylediniz. İki bölge müdürü daha var dediniz. Aynen. O da onların ailesine zarar verebilirsiniz dedi. Belki de onlarda böyle bir şey yoktur. Siz biliyorsunuz belki onların eşi bundan haberdardır. Belki de eşleri vardır orada, bilmiyoruz.
Şöyle söyleyeyim ben. Bu arada dün Oktay Bey onların evliliklerine zarar veriyoruz, verebiliriz diye söylediğinde kendisi de halen benimle evli. Boşanma sürecimiz devam etse de avukat bey çok daha iyi biliyordur ama sadakat yükümlülüğü var ayrılıncaya kadar. Dolayısıyla onun da orada bir kadınla kalıyor olması onu suçsuz göstermez. Ve ben Ahmet Soyçopur denilen bölge müdürüyle onlar da Bursa'da çalıştıkları için ailece görüşüyorduk. Birbirimizin evlerine girip çıkmışlığımız var. Bu arada Ahmet Soyçopur'un biraz böyle kadın düşkünü olduğunu ve Oktay'dan sürekli bir para alışverişi olduğunu evliliğimiz döneminde biliyorum. İddianıza göre tabii bunlar. Evet, zaten mahkemede de sürekli birbirlerine para gönderdikleri dekontlarını paylaşmış. Kendisi paylaşmış bunları. Peki siz sosyal medyadan bu hanımefendiye ulaşmaya çalıştınız mı? Hayır, Beyza'ya ulaşmaya çalışmadım ben. Ama Ahmet Soyçupur'un eşi Fatma Gül Hanım'ı aradım ben. Bu olayı tamamen Oktay'ın ağzından öğrendikten sonra dedim ki kendisine... Sağlama mı yaptınız? Yani doğru mu söylüyorum? Hayır hayır, sağlama yapmadım. Dedim ki Fatma Gül Hanım, biz birbirimizin evine girip çıktık. Söylemem ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben sizin evinize geldim, yemeğinizi yedim. Ben böyle bir olayın olduğunu biliyorum. Bu olaydan eminim ve az önce karakoldan geldim dedim. Nasıl bir olayın olduğunu? Aldatma olayının Ahmet Bey, Oktay ve bir tane Kuşadası'nda mağaza müdürüyle birlikte 3 tane kadınla birlikte kaldıklarını biliyorum. Bunun emin misiniz dedi. Dedim ki tabii ki eminim ama siz Oktay'la ayrılmadınız mı dedi. Hayır dedim, bizim boşanma davamız devam ediyor. Ahmet Bey eşiniz ve diğer mağaza müdürüyle birlikte o otelde kaldıklarını Oktay kendi ağzıyla itiraf etti. Ne dedi, ne demişti size? Yani siz bu fotoğrafı gördünüz herhalde, yüzleştiniz. Tabii ne yüzleştim. Ya biz orada Ahmet Soyçopur'la kaldık. İşte başka bir arkadaş daha vardı. Bak sana şeyini göstereyim, işte 18 bin lira para gönderdim Ahmet Bey'e. Kendi kendini ele verdi aslında. Onu gösterirken çok eczane alışverişini. Yani bu evin kiralama ücretini bir kişi kredi kartıyla mı ödüyor? Evet. Oktay Ahmet Bey'e gönderiyor. Diğer kişi nasıl yapıyor bilemiyorum. Yani harcamaları... Bir gecelik ücret mi bu? Villanın. Bir gecelik diyebiliyorum ben Zahide Hanım. Hani başka iki gecelik midir bilemem. Ama şöyle söyleyeyim ben bu evi günlük 8 bin lira olduğunu biliyorum. Kiralanan yerden. Çünkü neden bu kadar emin konuşuyorum? Ahmet Soyçopur mesajında Oktay'a bu villayı atıyor. Nasıl, uygun mu diye. Bunu Oktay'ın yanında gördüm ben. Sonra buraya gidiyorlar 22 Temmuz tarihinde. Ahmet Soyçopur'un Oktay'a mesaj attığı tarih 22 Temmuz. Gidiyorlar 29 Temmuz gününde de Oktay... İsimleri çok vermeyelim. Tamam. Oktay bu arkadaşı, kişiye, arkadaşına... İş arkadaşı. Aynen, iş arkadaşına parayı havale etti. Bu arada adı geçen herkes bağlanabilir. Burada herkesin cevap hakkı saklı. Para yarın hesabınızda, nasıl geçti, mutlu oldunuz mu? Siz mutlu olduysanız, eğlendirdiysek sizi çok memnun oldum tarzında gibi zaten o birlikte kaldıklarını. O kendisi gitmemiş mi o zaman? Hayır, kendisinin de. Hatta Oktay bana bunu inandırmak için şey istedi. Ahmet Bey, havuzdan bir fotoğraf atar mısınız dedi. Ahmet Bey'in de arkadaşının da o havuzda bir fotoğrafını atmış oldu. Kadınlar yok tabii. Sonra o havuz bu havuz mu? Az önce gösterdiğimiz havuz. Aynen, o havuz bu havuz. Aynı havuzda fotoğrafları var. Dedim ki peki sen bu kişiyi nereden tanıyorsun, Beyza'yı? Şey dedi, yani burada ne alaka, hani ikinizin de bu, onu bilmiyorum ben, haberim yok. Dedim ki bakalım mı sosyal medyadan Beyza'yı tanıyor musun, arkadaş mısınız? Baktık tabii, ne yazacağım diyor. Dedim ki yaz Beyza bakalım çıkacak mı? Arkadaşı çıktı. Arkadaşı ve Beyza gibi iki tane kadın daha ekli Oktay'da. Birinin ismi söyleyebilir miyim bilmiyorum ama kişiliği tam bilemiyorum. Bir kişi Eylül denen bir kadın. Bir de başka kadın, onu hatırlayamıyorum ismini. Peki dedim şimdi şey yapalım, WhatsApp resmine girelim. Baktık WhatsApp resminde bu kişi. Sonra telefonunu açtık. Telefonunda da numarası kayıtlı. Yani o kişi olduğu çok belli olmuş oldu. Daha sonra eczane alışverişi. Yani tanıdığı artık belli olmuş oldu. Sonra o kişi hakkında bilgiler vermeye başladı bana. Ya işte o da şey, Bursa'da oturmuş, biz de Bursa'da oturuyorduk ya. O da annesi babası ayrıymış. Oradan hani öyle bir muhabbetimiz oldu gibi saçma sapan şeyler anlatmaya başladı. Sonra peki dedim bu şey ne oldu? Eczane alışverişi ne alaka? Ya işte şey aldım ben. Güneş kremi aldım. İşte başım ağrıyor diye ilaç aldım. Asla Oktay Yani yazlık yer. Yazlık yerde. Temmuz ayı. Evet, güneşlenmek ama, için alınmış olabilir. Olabilir ama kendisi, ben onu tanıdığım 9 yıllık dönemde çok defalar, sayısız defalar tatile gittik. Oktay çünkü
Biz de mutlaka bir güneş kremi indirimde olur ve bunların personel indirimi ve personel bonosu var. Personel bonosu bedava alışveriş yapıyorsunuz oradan. İçerisinde para oluyor. Bunu bedava almak varken neden gidip eczaneden bin küsür lira para verdiniz siz diye sıkıştırdığımda Oktay'ı, ya oradan işte şey aldık, iki tane dün söylediğim ürünleri aldık diye söyledi. Ama söylemesi zaten itiraf etmesi gibi bir şey. Aynen, ve kötü olan tarafı dedim ki sen ne yaptın bunları? Ya ben kullanmadım. Ahmet Beyler birlikte çok işte gezdik, dolaştık, tekne kiraladık dediler. Bilmiyorum aslı var mıdır yok mudur. O 18 bin liranın altını doldurmak için de söylüyor olabilir bunu. Çünkü villa kirası 8 bin. 3 beyefendi mi orada tatil yapmış? Aynen 3 kişi. Zaten şeydeki Kuşadası'ndaki mağaza müdürüyle gittik. Orada biraz uyandı, o kişinin ismini vermedi. O yüzden o kişinin ismini bilmiyorum ben. Tabii bunlar kendilerini sakladır. Keşke gelseler de söyleyivermiş olsalar. Daha sonra bu aldığı cinsel ürünleri, ya Ahmet Beyler şey yaptı ya, dedi ki bunlar ne alaka, sizin aynı yerde fotoğraflarınız var. O fotoğraf açıklamasını Ahmet Bey'in diye söyledi. Hani onların yanında. Ama kendisi paylaşmış. Tabii. Üstelik de bu hanımefendiyle de arkadaşlar. Aynen, işte oraya villaya geldiklerinde öyle arkadaş olmuşlar. Yani şöyle söyleyeyim, Ahmet Bey ve diğer arkadaşına Beyza ve başka bir kadın, ama kendisi otel odasında bir odasında yalnız başına kalmış diye bana anlatmak durumunda kaldı. Nasıl yani dedim. Onların odalarında birer tane kadın var ve sen odanda tek başınasın. Hani bana bunu hiçbir Allah'ın kulu açıklayamaz. Sen evli bir erkek olarak orada ne işin var? Böyle bir şeyin açıklaması yok. Benim iki tane kız arkadaşımın olduğunu düşünün. Onların yanında bir tane beyefendi var ve ben odamda tek başımayım. Evli bir kadınım ben. Ne işim var benim öyle bir ortamda? Sonra böyle anlatmaya başlayınca evet dedi, biz 3 kadın ve 3 erkek oradaydık dedi. Zaten bunlar sıradan, öyle kafana takacağın bir şey yok dedi. Bütün her şeyi itiraf etmek durumunda kaldı. Çok acı. Bu kadar deşifre etmek istemiyorum. Eğer gelirse buradaki söyleyeceğim şeyi saklı kalmak kaydıyla o zaman söylemek istiyorum. Tamam. Tabii ki kapımız herkese açık. Geldiği zaman bütün bu söylenenlerin karşılığı mutlaka vardır Oktay Bey de, gelsin. Anlatsın buraya. Yani bu arada telefonla arıyoruz kendisini ama açmıyor. Ama hani bu kaçmanın ya da sessiz kalmanın bir, bu şey demek yani, sessiz kalınca. Kabul ediyorsunuz demek Zahide Hanım. Yani adı geçen hanımefendi de mesela bize bağlanacağını söyledi ama şu an o da açmıyor. Bilmiyorum hani birinin baskısıyla mı açmıyor. Bir daha söyleyeyim yani, lütfen bize bağlanın. Siz ne yaşadıysanız bu gerçekse gerçeği söyleyin. Değilse onu da söyleyin ya da iddialara cevap verin. Yani kaçmanın bir anlamı yok. Çünkü burada yaşananlar hani o kadar büyük ki eminim çok ses getirecek. Ve zaten bunu hani eşinizin dışında size soranlar olacaktır mutlaka. Anneniz de izliyordur, babanız da izliyordur. Sizin söylediğiniz muhtemelen hanımefendi telefonla konuştuğunuz izliyordur. Kuşadası dediniz, oradan izleyenler vardır. Şimdi sizi tanıyanlar neresi olduğunu biliyorlar. Dün hatta işte ben de baktım, siz böyle deyince hemen herkes bir direkt çıkıyor çünkü. O yüzden hani kaçmak değil, yüzleşmek daha doğru bence. Ne dersiniz? Şu boşanma davasından sonra mı aldatma olayı oluyor? Evet orayı... Avukat Bey, boşanma davası süresinde. Yani boşanma davası açıldı. Evet. Ne kadar sonra aldatma oldu? Ocak ayında açtım davayı. Bu da evet. Temmuz ayında. Yani 6 ay gibi bir yani zaman aralığı var. 6 ay içerisinde siz ondan ayrıydınız fiili olarak. Aynen, evet. Sonra acaba birlikte olabilir miyiz diye bir deneme için aynen. Görüşme yaptınız. O görüşme esnasında bunu fark etmiş sizi oldum. Bu geçmiş 6 ay içerisinde aldatmış olduğunu öğrendiniz. Aynen. Şimdi tabii burada hafiflik sebep de olmaz tabii. Adam şimdi 6 aydır bir eşi yok. Gitmiş bir tane para karşılığı birilerine gitmiş. Bu doğru bir şey i̇ddia. Değil. Böyle bir iddia varsa bilmiyoruz. Yani siz ondan ayrısınız 6 ay. Tabii bu da sadakat yükümlülüğüne ihlaldir. Ancak sizin şu anki boşanma davanızda delil olmaz tabii ki. Çünkü İstina davası olarak ayrı bir dava açıp iki davayı birleştirdik. Ancak öyle olabilir. Evet. Ancak öyle peki, olabilir. Peki konuşacağız. Tekrar söylüyorum. Oktay Bey bize ulaşabilir. Hanımefendi bize ulaşabilir. Eşler bize ulaşabilir ya da diğer iki kişi bize ulaşabilir. Kapımız herkese açık. Teşekkür ediyorum ve lütfuyla devam ediyoruz. Gülsüm
yerli kül kedisi olduğunu söyledi. Eski kaynana ve görümce iddiaları inkar etti. Peki teyze alışverişinde bana yaptığın o iğrenç alışveriş neydi? Bilerek yaptım dedi. Onu söyle, onu açıkla. Neymiş, neymiş, sen ne kadar almışsın faturasını biliyor musun? Ne şeyler aldı falan. Ne almışız? Zevkimiz belli. 36 numara ayakkabı giyiyorsun kızım. Moruk reyonundan almayacağına göre. Zevkimiz belli bizim, seni aldık ya. Sen reyonu. Sen beni gözüksün aldın ya. Dün benim ince giymişsin diye laf etti ya bana. Belki de üşümesin diye almıştır. Yani hemen ön yargılı davranmıyor. Ya üstüne çektiğimi ben biliyorum yani. Hemen anneni savunmaya geçme lütfen. Ya senin derdin bitmedi Semra Hanım, bitmedi. Bütün evliliğim benim yoktu. Benim özel hayatım da yoktu, evliliğim de yoktu. Mahvettim. Lütfü'den büyük aşkına yumuşak kalpli hediye. Hediye almıştım. Hediye aldım. Ne zaman aldın? Ananı savunuyor gitmiş bir de hediye almış. Ananı savunuyorsan bana niye hediye alıyorsun sen? Bakayım ne aldın ya. Neyi almışsın bir bakalım. Annen iki günden beri hasta. Bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. İki günden beri yat orada hastanelerde o kuzum. Ya dur ben de merak ettim. Ne almış? Görüyorsun değil mi ya? Ne? Ne olmuş şimdi o? Ne var bütün bunda Türkiye'ye anne? Duyurdum. Yani kapalı kutu içine yastıkla şey yaptın yani. Gülsüm'ün sevgisi bitti mi? Dizlerine kapandım. Türküler söyledim. Bir kere babasını seviyorum demedim. Sabahtan beri annenle kardeşini savunuyorsun ya. Sen... Sabahtan beri annenle kardeşini savunuyorsun. Bak bağırmak istemiyorum sesin. Kısılıyor. Tamam bir kere seni seviyorum demedim. Bu kadınların eline koz veriyorsun. Lütfü'nün ikinci eşi Zeynep aileyi birbirine kattı. Zahide Yetiş'te yeniden başlasak ihbar attı. Buyurun sizi dinliyorum. Ben Zeynep. Sürekli beni arıyorsunuz ama çıkmayacağım. Ben dolandırıcı değilim. Evet bir şeyler almış olabilirim ama kendi istekleriyle verdiler. Semra anne gönül rahatlığıyla verdi. Doğru söylüyor. Bak Semra anne doğru diyor size. Ben sana ak sütü gibi helal olsun. Anamın ak sütü gibi helal olsun. Helal olsun öyle mi? Saygılıydı. Bana yapmadın çok peki? Güzel bir evlatlık yaptı. Size ne ben verdim. Ya, size ne ya? Evliyken beni bile beğenmiyordu. O kadın çocuğuna aşık. Lütfü dışında gözü hiçbir şey görmüyor diyor eski gelinimiz. Ya benim rahmetli eşime çok benziyor. Rahmetli eşime bak benziyor. Yoksa... Ben bunu yanında bu kadar barındırmıyordum ya. Sen bu laftan sonra burada oturun. Oturma gel, nereye gidiyorsun? Yanıma gel yanıma. Yanıma gel nereye gidiyorsun? Hoş geldiniz Semra Hanım. Hoş bulduk efendim. Hoş Lütfü hoş geldin. Hoş bulduk. Birsen hoş geldiniz. Gülsüm hoş geldiniz. Gülsüm dün pek beğenmediğinizi düşünmüştüm ben hediyeyi. Lütfü'nün hediyesini. Yok beğendim. Elimde yani şu an sıkıntı yok o yüzden. Ha şimdi ondan dedim hani dün hiç bir görebilir miyiz tekrar? Tabii. Ne yazıyor orada? Seni seviyorum yazıyor. Peki dün böyle hani bir şeyden, engameden anlamadım ben. Stres altındaydı. Ya kızın hediyeyi gözü görmedi ki. Hediyeye değer veririm. Tabii. Yani hediyenin anlamı vardır. Küçük büyük fark etmez benim için. O yüzden değer verdiğim için zaten şu an elimde. Hediyeler alır mıydı Lütfü size? Yani çiçek falan alırdı genelde. Bu sefer çiçek almamasına biraz şaşırdım ama yani olsun. Çiçeği alsa geriye koyacak o biraz yani. Daha görünebilirdi belki. Bunu bizim... Arkadaşlarımızdan rica etmiş, biz onu bir paket haline getirmiştik. Olsun, gönlünden ne kopmuşsa artık. Hep siz bize sürpriz yapıyorsunuz, bugün de benim size sürprizim var. Bize sürprizim var. Allah Allah, ben de bir yanda böyle kaldım. Ne sürprizim var, yap hadi. Neymiş merak ettim. Biraz sonra yapayım. Tabii şimdi evden attım sizi. Rahatsınız, sürprizler yapmaya başladın değil mi oğlum? Ne alakası var anne? Şu aile terbiyesi görmemiş. Aile terbiyesi almamış derken nasıl aile terbiyesi almamış? Neler yapıyorsun? Şunda aile terbiyesi bak beni cinnet geçirttirme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Patlarım ha. Ya bıraksana beni be. Ne yaparsın? Yani görüyorsunuz bak nasıl atıyor. Gerçek yüzünü ortaya çıkardın. Anne benim... Sürprizimin Gülsüm'le ilgili olduğunu nereden çıkarıyorsun? Tahmin ediyorum başka ne sürprizin olur? Gülsüm'le ya ne aile terbiyesi almamış sen ne saçmalıyorsun ya? Sen çok aldığın belli baksana kaç yaşındaki kadına yürüyorsun. Lütfü sen bunları idare edemezsin. Ben sana söyleyeyim. Sen hani pısırık olmayı bırak yani. Daha hocam da bir... ne diyorsun gözünü seveyim. Ya ama ben de sen kızdım de şimdi. Sen de iyice gidiyorsun böyle anlaşıp ne diyeyim. Ya Lütfü şimdi ağırlığını koymam lazım sanki. Bu arada sanki şey gibi ironiye bakar mısınız? Ben de dayanamadım. Lütfü'nün kalbi oradan oraya. Yavrum benim sanki yastık değil de atılan Lütfü'nün kalbi gibi az önce abi. Ya. Kıyamam. Kuzum bilemedi ki bak attı. Hediyeni atıyor hediyeni. Sen orada sinirden atıyorum bak beni sinir etme ha. Otur bak sadece gözlerinin içine.
kalbini yerden yere atıyor. Sürüm sürüm süründürüyor seni. İşte başka bir şey olsaydı bomba atardım kafana, merak etme. Kendisinin gerçek yüzünü burada gösteriyor. Lan bak. Hala elini sürpriz yüzüne tutsa anca. Ya evliliğimiz boyunca sen dışarıda erkeklerle açta fişte yapacaksın diye. Bana bak. Sen terbiyesizlik etme. Niye için konuşuyorsun ablamla? Devamlı beni kullanmadın mı? Terbiyesizlik etme. Devamlı beni kullanmadın mı? Anne, nerede sakin ol. Her defasında akşamları ya bu akşam dışarı çıkalım bir saat daha kalalım Gülsün, bir saat daha kalalım Gülsün diye erkeğim de. Yapma edemezsin, bana bak seni döverim. Beni az bir bırakın ya. Ya bırakın ya. Size laf edilse bu kadar şey yapar mısınız ya? Ya Allah aşkına ya. Oturur musun? Ya ben oturuyorum bakın, sinirlendiriyor ama ha. Ya Allah aşkına size laf edilse bu kadar rahat durur musunuz ya? Anne iyi misin lan? Öylesin çünkü, öyle olduğun için laf ediyorum. Bak. Beni topla bak ha. İyi misin? İyiyim yavrum, teşekkür ederim. Kalsın mı su? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Tamam, bir şey olduğu zaman burada isteyin. Gülsün, sakin. Tamam. Tamam kızım. Sakin. Tamam yavrum. Nefes almak ister misiniz? Damarıma. Tamam iyiyim, iyiyim geçti, geçti Zayda Hanım. Bir kolonyamız var. Hastasın kızım sen. Abla gördün mü yaptın ama? Senin karın yapıyor. Ağır ruh hastası seni. Gülsün, ne olursa olsun. Dönüp tabana laf ediyorsun öyle bak, mi? Eski eşin ama ne olursa olsun Semra Hanım'a. Hani en büyük burada tabii. O. Hani saygısızlık yani, yapma. Yani Zahide Hanım aileme laf ederse kusura bakmayın ama büyüklüğünde bir anlamı ya, kalmaz benim için. O da senin ailene için laf etmesin. Kimse yani siz ona söyleyin o zaman. Benim kardeşim senin ailene ne zaman laf etti? Anne, senin kardeşinle alakaya ben Semra Hanım'a bahsediyorum, ne kardeşi? Senin kayınvaliden değil mi eski kayınvaliden? Ne zaman burada çıktık da senin ailene laf etti bu? Sabah girdiğimizden beri laf etmiyor. Ben kardeşim için söyledim, senin için. Kardeşinle alakası yok şu an konunun. Sen onun kadına yürüyorsan ben de seni yolarım bak burada. Tam ya gel yol Allah aşkına gel yol. Yolmayı bırak, çakmak çakarım yalar gidersin bak. Tam gel yol. Allah aşkına zaten yapmayın. Şimdi ben buna 2 milyon TL'yi buna mı verecektim kızım ha? İyi olmuş Zeynep'e helal olsun, helal olsun. Haram zıktım olsun. Helal olsun kızım, helal olsun. Neye helal yoksa olsun bu yiyecekti ya? Görüyor musun yılan, çıngıraklı yılanı? Nereye yiyecekti? Bu buna yiyecekti. Bu yanık, bu yanık helal olsun. 2 milyon TL'm helal olsun Zeynep'e. Haram zıkkım olsun. Helal olsun. Alıştın sen de dolarları yiye. Her şeyi dolar olarak görüyorsun. Sus. Yalan atıp durma. Babanın parası. Yemediği için. Babanın parasıymış. Yemediği için kötü oldu değil mi bu kız? 100 eurolarından çıkmıyordun. Bir baksınlar kayıtlara. Bu kız yemediği için mi kötü oldu? Yese bizim tepemize iyice çıkardı bu. Bu yememiş hali böyle. Bir de yese ne yapar bu? Anneciğim sen bana saf diyorsun ama kusura bakma. Yani saf olan sensin. Sen maşallah, maşallah aldın yürüdün. Aldın yürüdün. Paraları kaptırdın. Aldın yürüdün. Paraları kaptırdın. Kaptırdım. Şimdi rahat rahat konuşuyorsun. Anlaşmayı yaptın. Buradan da sesleniyorsun gelme diye. Saman altından suları yürüttün. Şimdi de masum atın bütün suçlarınızı bana. Avukat Bey de size sana gaz verdi. Atmadık biz. Ne güzel Avukat Bey. Maşallah. Çoluğumu çocuğumu bana düşürdünüz. Ben yardımcı oluyorum. Siz daha mutlu olacaksınız aslında. Böyle bir açılım. Maşallah biraz, Avukat Bey. Biraz normal bir rahatladınız mı efendim? İlişkileriniz böyle normal saygı, böyle daha sevgi. Aileleri birbirine çok karıştırdınız. Çocuklarımı bana sevgi cephe aldırdınız. Öncelikle bir senin psikolojisi tedavi destekliyorum. Daha iyi olacak. Daha iyi bak Lütfü daha mutlu olacak. Maşallah. Psikolojik tedavi alman gerekiyor. Sen önce Bakırköy'e yat. Ondan sonra ben şey yaparım. Susuyorum. Düzeltirim psikolojik kendimi. Destek alman gerekiyor senin. Şimdi o 2 milyon dolar diyor, abartıyor bak. Ya uyduruyor, uyduruyor. Kıskançlığından uyduruyor. Işte, ya orada bak gerçekten Gülsen Hanım. Ne kadar sen Semra Hanım. Bir dakika. Birsen sen bilerek mi yapıyorsun bilmiyorum. Bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Ortalığı şeye veriyor. Hep döviz bürolarında dolar ala ala mahsustan şeyi rayiç bedeli yüksek tutuyor. Evde arabayı satsan yine aynı para yapacaksın. Tabii canım. Tabii canım. Niye yalan söylüyorsun ben 2 milyon aynı TL verdim yapacak kıza? Niye yalan söylüyorsun? Arabayı da satsın. Niye iftira atıyorsun? Sana mı düştü be? Hepsinin aynısı. Bir de sen verdin. Sana mı düştü? Semra Hanım keşke o parayı Birsen'e verseydiniz. Pardon bebeğim. 2 milyon TL ile Birsen de para durmaz. 2 milyon dolar arasında Birsen'in paranın kıymetini bilmez. 58 bugün milyon fark var. Yarın olsun en azından kızınız yerdeyim. Ay yok o çok yedi. Oho. Yiyeceğim tabii babamın hakkı ya. Tamam babanın hakkı. Çök bizim üstümüze maşallah. Kopacağım tabii. Avukat da sana destek versin. Oh hepimizi kapının önüne koy. Benim anne de diyor ki dolara alışmış diyor onun için diyor. Dolara alışmış. Dolara alışmış. Para dedim mi eşittir dolar. Benim kız da o. TL'yi harcamadı ki. Yurt dışlarından. Oh Lütfü'ye ye babam ye. Hiç vermiyorsunuz Semra Hanım. Lütfü. Ben de ona diyorum yani. Lütfü yememiş hali böyle yese aldığını saçar. Aldığını saçar. Ama erkek sonuçta nereye bir gücü abi olmalı. Bir parası olmalı ya değil mi? Ya ne gücü olacak Allah'ını seversen. Ben olmasam vallahi bunu. Şimdi beni konuşturacaksınız. Şunu aile hayatımı 5 bin liralık kredi kartıyla ya. Evet Semra Hanım haklısınız.
Tüm desteğiniz buydu. Lütfü, senin Gülsüm'le evlenmen için önce annenden boşanman lazım, biliyor musun? Ben zaten onları özgür bıraktım. Otelde mi kalıyorlar, nerede kalıyorlarsa kalıyorlar. Ben onları verdim, tasdiknameyi. Doğru, Zeynep'in ismini duyunca burada. Tasdiknameyi verdim. Evet hemen efendim. Evet, evet. Viraj evet. Aldın hemen. Ha, foyası evet. Meydana var çıkacak ya. Var mı itirazınız? Bir itirazınız var mı? Var. Ha. Gelme diyor zaten, kıza sesleniyor buradan, gelme. Mallarını da verin ama. Gelince ne olacak acaba, ben çok merak ediyorum. Lütfünün, onun yediği yeter ona. Onun yediği Lütfünün mallarını da verin lütfen. Onun yediği yani. Yeter. Şey bu arada Zeynep Hanım muhtemelen bizi izliyor. Çünkü burada olan her şeyden haberdar ve izliyor. Zeynep mutlu İzlesin, olmuştur bu kavga ortamında. Nerede olmuş mudur? Tabii, tabii. Ay Zeynep, Zeynep kulakların çınlasın yavrum. Yavrum o kahveni özledim, Türk kahveni. Ay bir kahve sabah kalkar kahvemi hazırlar yanında bir çikolata. Anneciğim. Ayağıma yerlere basma, terlikleri koyar. Semra Hanım, benim size yaptığım kahveler ne oldu? Yaptınız mı bunu? Benim size yaptığım kahveler ne oldu? Ne yaptınız siz? Anlamadığım bir şey var. Benden be. Üstüne her şeyi. Anlamadığım bir şey var. Anneciğim anlamadığım bir şey var. Varmış ya? O kızın bütün yaptıkları hepsi yapmacık. Hepsi para için. Yağcılıkla üstüne çıkacak. Siz de bak para lafını duyunca üstüme yürüyorsunuz. Bir haftadan beri burnundan getirdiniz. Ben senin üstüne yürümedim anne. Kusura sen laf dinlemiyorsun Zeynep ki. Laf dinlemiyorsun laf. Zeynep farkındaysan ben tamam giden gitmiştir. He. Annem vermiş. Tamam sen zaten anlaşma yapıp orada vermişsin boşanmak için. Ne yapayım sabah ayaklarına yatma. Senin verdiğini niye gözün görmüyordu? Otursaydın da beraber yaşasaydın yarı yarıya paylaşsaydın. Senin verdiğini niye gözün görmüyordu, benim kardeşime laf yapıyorsun sen orada. Sana ne oluyor kızım? Seni ayağımın altına çiğnerim bak alırım. Bak haklısın, sus. Son yanındayım. Sus bak çok ukalalaştın sen. Bana çok cevap vermeye başladın. Verdim. Çok cevap vermeye başladın. Vereceğim tabii. Susayım mı? Ben aklımı oynatmamışım bu arada valla. İnanamıyorum. Allah'tan Allah beni bunların muhtacısı var ya. Nasıl? Bunlar beni kapının önüne koyar ya. Ama şunlara bak şunlara. Zeynep var Zeynep. Peki. Yeter ya. Yeter ya. Bak. Ne yapıyorsun? Otur şuraya. Otur şuraya. Ajitasyon yapma bana. Her zamanki gibi. Geç otur şuraya. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Geç otur, canımı sıkma benim. Bu programın adı ne? Yeniden başlasak. Yeniden başlasak ne demek? Şimdi sana ne demek olduğunu açıklarım. Her şeyi unutup yeniden başlamak. Kalkarsam ne olduğunu açıklarım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kavga ediyorsunuz. Neyin kavgası dedik ya? Otur be. Lütfü ne oldu? Yeniden başlayacak gibiydin. Hayır bir ortada ben de korktum Allah ne Allah, oluyor diye. Allah Allah. Ne adam oldu kızlar şimdi adam. Alın mikrofonu elinde. Ne oldu? Delirttiler beni ya. Çok akıllıydın da dedim. Ben buraya bunun için gelmedim ya. Çok akıllıydın maşallah. Şu kıza kendimi ifade etmek istiyorum, ona bile izin vermiyorsunuz ya. Sen hep aynıydın. Edemezsin. Otelde konuşamadınız mı dışarıda? Eve sokmadım ben sizi. Dün neredeydiniz? Ha? Ablamın. Şimdi söyle. Allah. Duyamadım. Söyle. Olması lazım. Abla bağımsız zaten. Hayır, Lütfü'nün bağımsız olması lazım. Anneden, abladan ayrılması lazım. Ablasının bir tedaviye ihtiyacı var. Bu şekilde olmaz. Belli zaten kimin tedaviye ihtiyacı var. Ama canım belli. Benim çok saygısız hareket ediyorsun. Sinirlendiriyorlar oğlum. Beni. Ama sakin ol. Söylenen laf peki size bir şey soracağım. Sakin söylenen laflar size söylense ne yaparsınız? Şey ben bana bunun cevabını verir misiniz? İnsanlar konuşa cevap verir. Hiç görümce var mı içinizde? Görümce. Sen görümce misin? Ben görümceyim. Allah neler çektim. Görümce de oldum, gelin de oldum. Hangisinden gelindim çektin? Görümcemden illallah dedim ama hiç gelinimize asla bakın, görümcelik yapmadım. Rol yaptığını anlayamıyor musunuz? Ya bakın rol yaptığını anlayamıyor. Nasıl Hanım, masum duruyor? Nasıl masum duruyor? Şey ben bak. Ne diyeyim Semra Hanım o olaydan sonra? Ne yapayım ben yani? Semra Hanım bir şey söyleyebilir miyim size? Söyleyin, söyleyin efendim. Bu kadar gözlerinizde hepinizin hep eurolar, dolarlar görüyoruz evet. Burada. Madem babadan kaldı bu miras, niye evet. Üçe pay etmediniz? Ne haliniz varsa o hani ya görün, ben bunlara güvenip nasıl pay edeyim hanımefendi? Ama nasıl pay edeyim ya? Sen şimdi bak 15 tane bileziği tamam ne veriyor gelin? 15 tane ya. Bileziği de senin oğluna yedim. Kızım kart burcu ödemek için bilezik buzdurulur mu? Sen çocuğa 5 tane vermezsen ben öderim tabii. Kim ödeyecek? Bu yavrum ya. Hala para konuşuluyor. Ben anlamıyorum ya. Hala neden para konuşuluyor? Bir ayaklarınızın üzerinde durun. İşe sokuyoruz. Bu kızın hiç mi iyi yönler olmadı ya? Bu kızın hiç mi iyi yönler olmadı? Sen ne iyi yönü var ya? Çocuk çalışıyor. Para konuşuyorsun lan ya. Hayır ne yönü var ya? 5 bin liralık kredi kartı veriyorsun çocuğa aldığı parayı. Ne yapmışsın sen bana söyle bakayım. Bir gün bir kahve getirip de anneciğim yazıklar olsun sana. Yemeğini yaptım, kahveni yaptım, temizliğini yaptım, günlerinde bütün evin işini yaptım. Sadece. Tabii canım. Sen hiçbir şeyden memnun olmadın ki. Tabii, hiçbir tabii, şeyden memnun tabii, olmadın. Semra Hanım hiç bir gün kahve yapmadın mı kızım? Hayır canım. Zahide Hanım yapmamış olur muyum ya? Devamlı
Yani ne benden yaşça büyük diyorsunuz ama devamlı iftira atıyor bana bu kadın. Devamlı yalan söylüyor. Ben Türk kahvesini sevmem. Nescafe hemen gider mutfağa. Ya anne bir sor. Anneciğim sen de bir kahve içer misin? O kadar yalan konuşuyorsunuz ki. Gerçekten var ya artık bir dakika. Sana bir evlat vermişim, doğurmuşum. 30 sene şey yapmışım. Biraz saygılı ol ya, bana saygın yoksa eşinin hatırı için yap. Sevim Hanım bir şey soracağım. Şimdi bak kayınvalideler hani kol kırılır yen içinde kalır derler ya. Tamam gelininden çeken de vardır ama çekse bile hani böyle günlerde münlerde böyle bir araya geldiğinde hani çok da kötü anlatmaz gelininizi. Siz böyle anlatır mıydınız? Ya Zahide'm gözünü seveyim ya. Saçını şey yaptığı zaman benim oğlum sarışın kadınlardan hoşlanıyor. Allah Allah. Bayılır sarışınlara, renkli gözlere, sarışınlara bayılır. Öyle mi lütfen? Bir dakika. Bir dakika. Önceki oğlumu tanımak için sarı saçlar, lensler, mavi yeşil lensler. O şekilde nikah bastıktan sonra bizim kız siyah saçlı kara gözlü çıktı. Öyle boşlansa zaten hani Gülsün'ü nasıl beğensin? Ya, okuldan biliyor zaten. İnanamıyorum ya. Okuldan biliyorsun. Eskiden sarı saçlı sarı. Yani Zahide Hanım siz de saçını böyle yapmışsınız. Saçları bağlıydı evet yani çok normal. Ay çok normal. Lütfü sen böyle beğeniyor musun? Aslında. Bu şekilde. Ne yapsın bir kere nikah ben şey her şekilde yaptı. Beğeniyorum. Başka her bir çaresi yok ki. Bak her şekilde beğeniyorum diyor. Ya öyle diyecek ne desin? Ya ne yapsın? Aslında ne bununla ilgili bir hikayemiz var. Nasıl? Gülsüm'le aslında Gülsüm'le başlamamızın bir amacı var. Bir şarkı, türkü vardı. Ben bunu çok severdim. Öyle mi? Hangisi? Bunu anlatmak istiyorum izin verseniz. Anlat tabii ki. Bir gün ders boş geçmişti. Herkes... Lisede. Evet lisedeyken. Herkes dışarı çıktı. Ben o gün çıkmadım. Tek başımayım sınıfta. Ben böyle yalnız kaldığımda böyle türküler falan söylerim. Hmm. Yani gayet de güzel olur. Orada türkü mü söyledin? Evet. Ver mikrofonu. Nerede mikrofon? Heh. O zaman bir de eko. Söyler misin şimdi? Hangi türküyü söyledin? Yakın tut ama. İstiyorsan ayağa da kalkabilirsin nasıl istersen. Tamam otur öyle. Orada sınıfta söylerken tabii orada yankı yapıyor ya. Gülsüm de oradan rastgele geçiyormuş. Ben de farkında değilim tabii. Oradan kulak misafir olmuş. Ben sana burada da yankı yaptırırım. Lütfü sen istiyorsan söyle. Neyi söyledin? Onu duyduktan sonra sınıftan içeri girdi. Hadi Lütfü, senin sesin ne kadar güzelmiş dedi. Hmm. Bir daha söyle dedi. Sonra onu söyleyince zaten direkt sarıldı. Öyle başladı bizim. Lütfü çatlatma aslında... beni gözünü seveyim. Hadi, hangi şarkıyı söyle kanser bakayım. Kanser eder ya kanser eder. Söylesin bakalım tamam. Ne söyleyecekmiş. Hadi bakayım bir söyle dinleyelim bakalım. Sarı saçlarını deli gönlüme. Orada bir bağlamışım. Bak bak. Çözüm ama bayan de. Esmen. Ya. Ama bir dakika ya bir çocuk söylemek söylesin, istiyor ama. Sus, ama sus, bunu şey olarak bakalım. Şarkı olarak söylesene. Söyleyeceğim. Türkümüz buydu. Tamam. Tam bir şarkı olarak söyle. Gitmek istiyorum. Tam nasıl istiyorsun? Git tamam. Güle güle yavrum güle Esmen güle. Esmen birine sarı şarkı söyle. Ya işte düşün bak saflığını. Bilgi bana söyle. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Düşün bak. Mihriban. Sarı saç mı şimdi bak? Sarı saç mı şimdi bak? Şuna bak. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Gel tamam gel. Görmeyince tamam, sezilmiyor. Tamam reklamını yaptın oğlum gel otur mihriban, gel. Oğlum. Mihriban, mihriban. Buyurun. Tepene çıksın aferin çok güzel yaptın. Gülsün. Tepene çıksın. Allah aşkına yüzüne baktın. Tepene çıksın. Ya bir kere şu çocuğa böyle bir hani bir sevgiyle. Ya yok. Yani Semra Hanım varken ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ama bak annesi varken sana geldi. İkinci ayaklarına kapanışı bu Gülsün. Bence sen de bir terapi alman lazım çok kötüsün. Peki sen bu şarkıyı duyduğunda ilk ne Lütfü'yü görmüş müydün şarkıyı söylerken? Yani evet. Bir sesini duydum. Beğenmiştim, etkilenmiştim. Şimdi sarı renk dedin mi bizim gelinin adının altına altın gelir. Sarı renk dediğin zaman. Saç yani gelmez. Etkilenmiştim. Orada işte teneffüse falan çıktık beraber. Sarı dedin mi öyle. Eşittir altın. Kantine falan gittik. Bak. O zaman saçları sarıydı çünkü.
Ama kız şimdi can derdinde. Önce can sonra Canan'ı. Kızım vallahi Zahide Hanım yani, gerçekten yani bir sen can derdinde. Altınları bitti ya şimdi mirası yiyecek. Ondan derdi o. Avukat Bey. Her an bir saldırıya maruz kalırsın. Anne kız hala karar vermemiş. Ona bir şey olmaz. Sen ona bir şey olmaz. Tabii kız canım, hala karar vermemiş. Tabii, tabii, tabii. O isteyecek mi istemeyecek mi sen? Ay tabii öyle diyecek herhalde. Herkesin önünde isteyecek hali yok ya. Yani maşallah. Aldıktan sonra belki bu Türkiye onun biraz karar vermesinde etki yapabilir. Bomboş sokağa bakar gibi baktı sağa. Sen daha ne geçiyorsun oraya da şey yapıyorsun? Abla sana öyle serenat gelmiş. Yapıyorsun. Ben gayet tabii, güzel tabii. Enerjisini aldım yani. Neyin enerjisini? Bize yansımadı yani bir şey. Sapsarı şarkı söylüyorsun. Kara esmer. O zaman sarıydı ya abla. Aşk adama siyahı zaman, sarı gösterir. Düşünün yani. Düşünün. O zaman sarıydı. Yani Avukat Bey. Avukat Bey. Hayır. Bakın Avukat Bey. Ama hocam program başladığından beri en güzel aşk adama karayı da sarı karayı gösterebilir ya. Karayı da sarı gösterir evet. Yeşer bir aşk olsun. Sarıyla karayı karıştıramıyor. Düşün artık böyle bir çocuk. Buna nasıl mal teslim edilir? Siz ha? Anlamıyorsunuz. Renklerin bir önemi yok. Yani orada amaç... Valla çok önemi var. Amaç o duyguyu verebilmek. Tabii. Ne olur? Valla zaten mest oldu. Sen söyleyince mest oldu. Bir görsen. Bir görsen yani. Lütfü bir şey soracağım. Şurata bak ya. Mahkeme duvarı gibi. Gerçekten sarı saçlardan böyle yeşil gözlerden falan mı hoşlanıyorsun? Yok o zaman saçları sarıydı diye ben o türkü dilime dolandı. Sus be sen de yalatıp durma. O günden sonra bizim türkümüz oldu zaten o. Yani şu an Gülsüm... Yani bizim hikayemizin başlaması aslında o türküyle başladı. Yani Gülsüm'ün saçları ne renkse sen o renk saçımı seviyorsun. Evet. Ya uyduruyor Zahide Hanımcığım ya. İnanıyor musunuz Allah'ınızı severseniz ya. Hayatım siz söylediğinizde sarışın sever veriyor. Diye. Ondan dedim ya, hani... Ya sarışın seviyordu her zaman okuldayken... Avukatlığını yapmaya devam edin Sevra Hanım Lütfü'nün. Sarışın kızlara asılırdı Lütfü'nün ya. Lütfü'nün avukatlığını yapmaya saçlarını devam edin. Saçlarını çekerdi, oynardı, anneleri şikayet sonra edildi. Sonra niye asılır dediğiniz kızların saçını çekiyordu? Ya tabii sever. Dolaşır güzel bir sarışın bir kız görse peşinden gider din din din. Ne diyorsun? Yani Lütfü o zaman da çapkın mıydı? Unuttur o günleri herhalde. Az şikayetler gelmiyordu bana. Tabii. Şimdi de masum. Ben her rengi seviyorum anne. Tabii. Ben Lütfü'nün hiç öyle bir çapkınlığını falan şey yapmadım. Peki bir dakika. Önemli bir telefon. İkinci eşin Lütfü Zeynep Hanım'ın ablası Zehra Hanım telefonda. Zehra Hanım merhaba. Kendisi bağlanamıyor tabii. Merhaba, ablası, bağlanamıyor mu? Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum bağlandığınız için Zehra Hanım. Hoş buldum. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla bilemiyorum ki. Bir iyiyim bir kötüyüm burada görüyorsunuz ortamı. Şimdi Lütfü'yü en iyi tanıyanlardan birisi de sizsiniz. Evet. Lütfü'nün eski baldızısınız siz, doğru evet, mu? Evet, doğru. Peki, Lütfü Bey ile ablanız nasıl bir evlilik yaşadı? Yani onların evlilik yaşadığına dair iddiaları oraya nasıl atıyorlar benim hiçbir fikrim yok. Var sinir Zehra, böyle... Zehra paran mı bitti? Para ne? Yollayayım mı? Ne? Bir dakika paran bir konuşsun kız. Bir dakika. Bir sen senin, lütfen. Bak seni çok fena yaparım. Sen orada zaten konuşup ya anca klavye... Bana oradan da uzaktan doğru konuşuyorsunuz. Sen beni oraya getirtirme. Seni çok fena yaparım ha. Ciddiyim seni çok fena yaparım. Hiçbir şey yapamazsın. Bir sustum. Hiçbir şey yapamazsın. Kalıma zarar veremezsin. Kapatın telefonu valla. Bir dakika bak bir Zehra Hanım'ı duyalım ondan sonra parası konuşursunuz. Parası bitmiştir ablası. Terbiyesiz. Niye parası bitsin? Terbiyesiz. Kadın bir bağlandı. Beni kırmadı bağlandı. Bir dakika bir sen. O bağlanamayacak Zehra o bağlanmıştır. Ben siz... bir saniye. Ben Zayda Hanım. Ben buraya rica millet bağlanmıştım tamam mı? Ben zaten konuya komşu herkesi rezil etti beni. O lanet kadın. O bilsen yok mu onu? Onu ben neler yapacağım da o bekletsin. Sizi mi rezil etti? Ablanızla evliydi. Zehracığım sen bunun lafına bakma yavrum. Sen ne diyorsun Zeynep anne? Zeynep yanında mı kızım? Özledim sesini bir duyayım bana. Bir duyayım yavrum. İnanamıyorum ya. Zehra'nı çaldılar. Zehra Zeynep kızım. Bir dakika ben hiçbir şey anlamıyorum. Zehra'nı da duymuyorum. Zehra Hanım siz Zeynep Hanım'ın ablasısınız doğru mu? Siz büyük olansınız. Zeynep aynen. Zeynep benim kardeşim. Küçük kız kardeşim. Peki. Şunu size söyleyeceğim. Ben bu Semra Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Bizim onunla şu anda bir derdimiz yok tamam mı? Biz onunla aynı dili konuşabiliyoruz. Ama o Birsen o lafa girdik de tamam mı? Paraları aldınız kaçtınız. Birsen bir dakika. Peki Zehra Hanım Lütfü ile evliliğine şahit oldunuz herhalde eşinizin. Evet olduk. Eşinizin diyorum kardeşinizin. Kardeşimi. Peki kardeşiniz mutlu muydu Lütfü ile? Şöyle benim kardeşim açık ve net söylüyorum. Benim kardeşim o evde sevgi görmedi. Az önce Semra Hanım da söyledi tamam mı? Neyin benim kardeşim sabah kahvaltı kahvelerini yapar. Sevmiş işte. Bir dakika, tamam mı? Hizmetçi gibi kullanırlar benim kardeşimi. Lütfü benim kardeşim sevmedi ya. Benim kardeşim gencecik ya. Gencecik hayatını kararttılar o kızım. Beni delirtme. Kucağıma alayım da sallayayım mı senin bacını? Bir dakika. Biberonu vereyim mi? Ne yapayım bir dakika bir sen. Lütfü sen Zeynep Hanım'ı sevmedin mi? Sevmeden mi evlendin? Evet sevmiyordum. Bir dakika Birsen sen mi evlendin? Bir dakika. Annemin isteğiyle evlendim. Bu çocuğu niye bu kadar sünepe yetiştirdiniz?
Bu çocuğunuz yok mu ya? Kızım ben canı gönülden verdim yavrum. Helal olsun yavrum. Güle güle harcasın. Kadına bak ya. Hiç bunların laflarına bakmasın yavrum. Zeynep'ime söyle. Zaten. Selam söyle çocuğum. Sevda Hanım ne bakacağım be bana ne? Selam söyle bana diyor ne? Ya. Yazıklar olsun. Bir saniye beni dinle. Yazıklar olsun size Semra Hanım. Bir dakika Gülsüm bir dakika. Size yazıklar olsun. Ben Zehra Hanım'ı duymak istiyorum. Bir dakika. Ben size açık ve net bir şey söyleyeceğim. O Zehra diyorum. O Dilsen. Tam elin adamlarıyla o paraları yiyemedi diye şimdi kuduruyor. Sen buraya bir gelsen yemin ediyorum. Ama bak şimdi senin özel yararına bildiğin canlısı laf ediyor. Şehriye bölüp de 7 şehre dağıtırdım bak. Kudur. Elin adamlarıyla yiyemedi parayı. O babasının parası yani. Benim babamın parası senin paran mı? Sen onu sorgulayacak kişi değilsin. Ben sorgulayacağım. Bu amiri kardeşini sorgulayamazsın. Niye ablam bağlanamadı sen bağlandın? Yüzü mü yok? Hangi yüze çıkacaksın? Benim kardeşimin psikolojisini bozdunuz. Kız ne kadar kötü ayrıştın haberi var mı? Zaten psikolojiniz bozuk geldiniz bana. Ne? Ne? Neyin neyisi? Nerede şu an peki Zeynep? Zeynep nerede şu an? Lütfü ile evlilik yapmışlar. Zeynep'in nerede olduğunu söylemek istemiyorum. Ben Zeynep'in nerede olduğunu niye söyleyeyim? Kardeşim mahvettiniz. Şimdi sen çıktın. Bir dakika. Bir dakika. Neden kardeşimi mahvettiniz diyorsunuz? Mahvettiler çünkü psikolojisi bozulacak. Benim kardeşim sevgi görmedi. Eziyet gördüğü bir evde. Aylarca, yıllarca kaldı yazık. Bir de benim kardeşim. Ne kadar evli kaldınız? Lütfen. Para vermişsin ama. Bir yıl. Bir dakika bir sen. Bir yıl kaldılar evli. Peki ama galiba Semra Hanım'ın gözdesi oymuş. Yani çok tamam, sevdiğini söylüyor Zeynep Hanım'ı. Evet Semra Hanım'a orada kokunda lafım yok. Evet sevdi ama Semra Hanım'ın da suçu şurada. Bir gün yalnız bırakmadı bunları ya. Bir gün iki gün evli kalamadılar Zehra, bunlar ya. Özel bir anları olmadı. Sen haddini aşıyorsun şey kızım. Olmadı. Konuş konuş. Benim bana ağzımı açtırma Zehra. Benim gelinimle arama girmez. Sen de evde kaldın diye laflar atıp duruyorsun. Kız kurusu sus. Sus. Bana bak Semra Hanım. Bana kız kurusu. Bak, kes. Benim seni İftira atıp durma. Sen? Benim seni. Sen. Zeynep'e de. Senden güzel diye. Zeynep'e de böyle konuşsaydın ya anne. Zeynep ne vardı Zeynep'in? Zeynep'in neyi vardı? Ne vardı? Ben Zeynep'i seviyorsunuz, konuşuyorsunuz. Yani. Zehra da kız kurusu oldu. Evde kaldığı için bır 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 yalan atıp duruyor. Ağzı şey. Olan konuşur derler. Ya şimdi Semra Hanım isterse ister evlenir hanımefendi, ister Zeynep'in evlenmez. Zeynep'in hatırı için konuştum. Onun tercihidir sonuçta. Allah Allah. Peki Zehra Hanım hattan düştü, onu tekrar bağlayalım. Yani. Ay bağlamayın şu cadıdızın sesini be. Yalatıp duruyor. Birsen Allah hiç aşkına demin. Ay şunun sesini duyurma bana. Şunun sesini duyurma bana. Bütün gelinlerinize nasıl? Yani nasıl kinlenmişsiniz bilmiyorum. Bana kinlenmişsiniz bir de ablasına yani. Yani kıza hiçbir şekilde laf kondurtmadınız çünkü maşallah. Bütün şeyi ben aldım. Sana soru veren şey yaptı mı? Konuşan oldu mu sana? Ben izin istemedim zaten. İzin sen istemedim. Niye parazit yapıyorsun? Ha? Niye parazit yapıyorsun sen bakayım? Anne kızım. Çok kinlenmişsiniz ondan bahsediyorum. Peki yarım kalan bir telefon vardı geçen gün. Sizin eski Semra Hanım'ın eski gün arkadaşı ismini vermek istememişti. Siz tanıdığınızı iddia ediniz. Buyurun. Bir o eksik. Annem kalmıştı. Tekrar bağlanmak istedi. Her şey. Annem günü buraya getirdi. Peki merhaba efendim hoş geldiniz. Zayda Hanım merhabalar. Merhabalar. Yaşadığımız şeyler. Merhaba hoş geldiniz. Size gelinlerini anlatır mıydı Semra Hanım günde? Zayda Hanım şöyle ben size anlatayım. Gelinlerini anlatırdı. Fakat bize şöyle anlatırdı gelinlerine. Gelininiz kız kiloalsın diye bir sürü Hacer makarna yedirirmiş. Çünkü gelinde kürdan gelin diyor. 05 Hacer. Bize vallahi bu 05 Hacer ya. Bunun lakabı bizim günde 05 Hacer'dir. Ay beni burada da mı buldun kız? Hacer. Bu yapasın değilsiniz. Bir dakika Semra Hanım. Ay, bakın iddiaları var sizin gelininize ama hangisine? Kürdan gelin diyordu. Ay. Kürdan hangisine? Gülsüm'e. Ay canım sen kendi kızına baksana Çiroz'a. Ay burada da beni buldu. Ay Hacer boyun posun devrilir. Bir rüzgar olsa kemiğinden ayrılacak eti. Kız seni günden attık diye intikamını mı alacak kız benden? Ne yalan atacaksın? Dinleyin bakalım. Hem o çocuğun Lütfü'nün yazı koşmuyordu. Çok üzülüyorum ikisine de. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü Zahir Hanım gerçekten yalana bak. Kızın oğlumu almadım diye yalana bak. Bir dakika Semra Hanım. Ben yaptığına inanıyorum. Çünkü neden inanıyorum? Çünkü bize neler anlatırdı günde. İnanır mısınız? Bakın bunu çok yürekten ve çok ciddi söylüyorum size. Günde bize o kadar anne, çok şey anlatıyordu. Anne sen günde beni mi konuşuyordun? Dur bakalım ne diyecek? Sus bakalım. Evet. Hacer'in kuyruk acısı var. Hacer'in kuyruk acısı var. Dinleyin bakalım. Sana bir sürü
sürü kız arıyordu. Sarışın kızlar arıyordu. Hatta birine para vermiş görücülük yapsın diye. Ben başkasından duydum. Onun yalancısıyım Zahide Hanım bu arada. Bak şimdi anneler yani oğlan anaları kız aramaya neredeyse bebekken başlıyor artık. E tabii canım. Ya bunda bir anormal bir durum yok. Ne var bunda? Yeter ki oğlu evli olması yani evliyken kız ararsa ayıp olmaz. Ama normalde hani kızına... İşte oğluna uygun bir kız bakarlar bu normal bir şey ama. Ama bana da sorması gerekmiyor mu? Yani sen daha arıyor. Bulursa Zaydan tabii ki soracak yoksa zorla evlendirmez. Bunu bir sarışın, sarışın kız gelin arıyor mu ya? Zahide Hanım. Akşam bulsan sabah kapının önüne koyacağım bir kızı vardı. Elinde kalmış onu bana kakalamaya çalıştı. Aa vallahi be. Sus. Sus Hacer. Hacer burada bir şey yok. Aa bu ne ya? Gerçekten. Aa şuna bak be. Zahide Hanım bir de şöyle bir durum vardı. Ben bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Buyurun. Asla yalnız bırakmıyormuş. Hep yanlarındaydı. Aslında şöyle söyleyeyim. Semra Hanım'ın istediği bir gelin değil. Semra Hanım çocuğuna da kendine de aslında bir bakıcı arıyor. Bu bir gerçek. Ne var bakıcı? Ne alakası var ya? Bakıcı yani gelinin kaynanaya hürmet etmesi bakıcı mı oluyor? Kendini gelin 05. Aramıyorsun. Hacer. Ah Hacer burada olsaydı. Benim Hacer annem bu kadına 05 diyorsunuz. Niye 05 diyorsunuz? Bir gram altın gününe girer, 05 gram altın getirir. Ya Hacer, ay ben görmemişim, yakını görmüyorum da karıştırmışım. Öbür güne gelir, gene aynı numara. Yer sen börekleri, yer tatlıları, yer pastaları. Ay çok peki? Güzelmiş. Bunun tarifi nasıl? Bir tabak daha alabilir miyim? Onu da alır. Üçüncü ay paket yapabilir miyiz? Çocuğum okuldan gelecek. Gram altını getirir. 0,5. Bir gram kadar kim, yer içer gider. Terbiyesiz kadın. Sus. Ukala seni. Asalak seni. Sus. O parayla utanmıyorsun da. O çocukların yuvasını bozuyorsun. Utanmıyorsun. Şuna bak be. Ya biz altın ellerini rahmetli alacağım da yapardı ya. Ama hani altın biriksin diye. Biriksin diye yapılırdı bunlar. Hayır, şuna bak be. Öyle bir şey yok. Herkes günden attı. Olamayacak. Şuna bak, kuyruk acım var. İyi yapmışsın. İyi ki seni atmışız be. Sen bakıcı olarak kullanıyorsun bence kızları. De. Senin Hacer Hanım. Peki Semra Hanım, siz gerçekten gelin yerine kendinize... Annelerin göz bebekleri onlardı ya. Bir dakika, kendinize bakıcı mı arıyordunuz? Ya olur mu Zahide Hanımcığım? Şimdi bu arada siz kendi işinizi yapamıyor musunuz bakın, daha? Şimdi bakın, eliniz ayağınız diğer şeyinizi şöyle. Şimdi ben de kahve yapmasını bilirim. Bir gelinimin elinden, bir kızımın elinden... Getirseler, benim gönlümü hoş tutsalar kötü mü olur efendim? Siz bence tutarlar mı? Elleri mi kırılır? Sena Hanım siz tutuyor musunuz gelininizin gönlünü hoş ki o sizinkini tutsun? Ya doldurdum daha şeyleri her şey yürüyemiyordu, para. Yürüyemiyordu. Para mı her kilosu şey? Kadar altın taktım. Gönlü hoş olmasın da nasıl olsun? Ya yani aldın ha, taktıklarını yani, geri almadın mı? Şey nasıl alayım ya? Semra nasıl Hanım? Aldın? Kaç programdır aynı şeyi konuşuyoruz. Altınları bende hiçbir şey yok. Geri kalan bileziklerini şey sattım. Neyin var benim? Aslında neyin sen var? Ne yapacaktın altınları biliyor musun? Altınları yedikten sonra... Altınları, taktıklarını, altınlarını hiç çıkartmayacaktın. Evet ya. Sen niye çıkartıyorsun? Bir hatırası olur ya Zahide Hanım ben Semra Hanım için değil yani. Kendi her şeyi için destek olmak için yaptım. Yedikleri önünde yemedikleri peki, arkasında. Peki bu arada abisi, Gülsüm Hanım'ın abisi de hatta şu anda. Kerem Bey, Kerem Bey tekrar merhaba. Merhabalar Zahide Hanım, iyi günler. Teşekkür ediyorum. Kerem Bey size bir sorum olacak. Şimdi buyurun. Siz geçen sefer bir kere iyi ki bağlandınız çünkü Gülsüm burada yalnız kaldı. Ve tam da bir sen dedi ki hani ailen bağlanmıyor dedi siz bağlandınız çok güzel oldu. Yani kardeşinizi burada yalnız bırakmayın lütfen. Hatta kardeşim ben sizi... de öyle kurda koyuna yedirmeyiz biz. Kardeşim burada... Kendine bak. Sağolun abi. Çakal sürüleri. Herkes kendi işine baksın. Buyurun Zahide Hanım. Kardeşim peki, burada siz yalnız... Lütfü'yle konuşur muydunuz? Lütfü sizinle çok iyi olduğunu, sohbet muhabbet ettiğinizi... Hani aranızın çok iyi olduğunu söyledi. Lütfü'yle aramız iyiydi bu doğru. Yani Lütfü'nün bana bugüne kadar herhangi bir yanlışını görmedim. Yalan yok kardeşime Gülsüm'e de çok bir yanlışını görmedim. Lütfü'nün en büyük sıkıntısı aha şu anda da karşınızda oturan anasıyla ablası. Başka da bir sıkıntısı yok o çocuğun. Kendisine hiç söylediniz bak, mi bunu? Bak benim canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Kumar oynayıp gelip de kapıma para isteyen sen değil miydin? Saygısızlar şuna. Saygısızlaşmayın şurada iki kelam sohbet etmesin. Kendini bir açık kendini be. Ne sohbet ediyorsun? Ne sohbet ediyorsun? Bir gel. Ya beni burada bakın ya. Bir dönün şuna bir kere az. Bir durun da ya. Böyle gelip para istiyorsunuz. İftira atıyorsun. İftira. 21 lira verebilir misin? İftira atıyorsun. Yalan
söylüyor ya? Ya. Bak senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkaralım. İkinizin de benim yani. Benim ağabeyim bunu konuşacaksın. Kıvarmaz abini. Sus. 17 bin lira bir gece geldi. Abi 17 bin lira para aldı. Kardeşime bilgisayar aldırdılar. Odanın da kapısını kilitledi. Anneme de dediler ki odanın kapısını kilitliyor. Odadan koku da geliyordu çünkü. Yemek yeniliyordu. O bilgisayarın başında. Bilgisayarı Lütfiye mi aldılar? Evet. Kapıyı tamam, kilitlerdiler. Lütfiye kendine bilgisayar almış. Yemek yerlerdi. Bu site bilmem ne site varmış. Pazartesi devam edeceğiz. Pazartesi devam edeceğiz. Aa. İnşallah hafta sonu başınıza başımıza bir şey gelmez. Reklam. Reklama gidiyoruz efendim. Orada reklam. Çabalamak sizi güçlendirir sevgili izleyiciler. Geçtiğiniz sıkıntılı zamanlarda karar verip teslim olmadığınız sürece daha güçlü, vazgeçmediğiniz sürece daha mutlu olursunuz. Güzel hafta sonları diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.